olan faaliyetlerdir. Burada bir farklılık şuradan kaynaklanıyor. Bugüne kadar belki koşullar, belki Türkiye ekonomisinin birikmiş sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yalnız ve yalnız para piyasalarını öne getirmeyi gerekli kılıyordu. Evet. Oysa Sayın Derviş bana görevi teslim ettiği zaman da aynı şeyi söyledi benim gibi. Artık mikroekonomik meselelere inmek, onları çözmek gerekir dedi. Şimdi bizim yaptığımız budur ve bu da sıralanan söylenenlerin hiçbirisi seçim ekonomisi değildir ve bunu bu şekilde yorumlamak, özellikle medyada kullanmak, bu konuda doğru olmayan bir şekilde değerlendirmenin zararları da var. O da şu, yurt dışında sanki uygulanıyormuş gibi bir imaj olur ve Türkiye'nin bu programı uygularken yurt dışından elde ettiği kredilerin faizlerini, Türkiye'nin kredibilite değerini, kredi notunu da düşürebilirler bunlar. Kredi notu değil. Yani kredibilitesi buradaki daha çok borçlanma olanakları ve bu borçlanmanın gerektirdiği faizlerin derecesidir. Bu nedenle üzerine basarak söylüyorum. Şu ana kadar seçim ekonomisi adı altında herhangi bir uygulamamız yoktur. Ancak programın insan odaklı olan kısımlarını öne çıkarttık. Yani planlanmış ve ödenmesi söz konusu olan her şeyin insan odaklı olarak, insana değer veren bir uygulama olarak yerine öyle geleceğini deklar ediyoruz. Hemen ben de bu noktada şunu soruyorum efendim. Sizden açıklama bekliyor memurlar. Türkiye'de 2 milyon 200 bin memur var. Memur zamları bekleniyor. Alt kademedeki memurlara mevcut zamları artı 250 milyondan bahsediliyor. Şimdi bir kere bunu bir açıklar mısınız? Bir kere böyle bir şey söz konusu değil. Neden değil? Bunu burada konuştuğumuz zaman şu anda örgütlenmiş sendikalarımızın ve bu görüşmeleri yapan iki konfederasyon ve ve 11 federasyonun hakkını yemiş oluruz. Şu anda 11 federasyon ve iki konfederasyon Sayın Mehmet Keçeciler'in başkanlığında kurulmuş olan toplu görüşmeyle ilgili kurulun görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerde belli bir yerde bir alt komisyon dediğimiz teknik bazda görüşmeler de devam ediyor ve bu görüşmeler sonrasında memurların kendi talepleri doğrultusunda hazırlanmakta olan bütçede ne tür haklar verilebileceği, nasıl bir zam verileceği kararlaştırılacak. Efendim siz biliyorsunuz IMF'nin programını çok iyi biliyorsunuz. Ekonomi yönetiminin başındasınız. Şu an ekonomi yönetiminin şoförüsünüz. Peki ne kadar, nasıl bir oran verebilirsiniz? Şimdi, imkanlarınızı zorlarsanız memura. Şimdi bakın, verilebilecek zam imkanların el verdiği ölçüde olur. Yani sizin kafanızda bir rakam vardır mutlaka. Kafamda rakam olmaz. Yani öyle kafamda rakam olsa o zaman sendikalara gerek yok. O zaman bizim bu işte görevlendirdiğimiz gruplara alt limit üst limitler vardır ya. Hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa o zaman niye söyleyeyim? Yani buzlar eğer gizli kalmıyorsa, her yerde deklare ediliyorsa o zaman bu görüşmeleri yapmanın bir esprisi kalmaz. Ama bir zam zam iyileştirme değil bakın. Şu anda yapılmakta olan görüşmeler, konuşmalar toplu görüşmedir. Ve bunların ayın 30'una kadar bitmesi gerekir ki Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bütçe taslağında Bakanlar Kurulu'na sunacaktır. Bakanlar Kurulu da orada bu görüşmeler sonrasında varılan sonuçları Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ve ekonomik olanakları çerçevesinde kararlaştıracak ve en geç 17 Ekim'de parlamentoya sunacaktır. Buradaki farklılık geçmişte bu konuda çalışanların, memurların almaları gereken miktarı son dakikaya kadar hiç kimsenin bilmemesiydi. Efendim, anladım ama şimdi, çok tartışılıyor işte efendim, mevcut maaşı artı 250 milyon. Efendim, memurlar da buna inanıyorlar. Efendim, bize telefonlar, efendim, fakslar yağıyor. Efendim memurlar her şeyi biliyorlar. Memurlar her şeyi biliyorlar. Şu anda yapılan toplu görüşme 2003 yılının toplu görüşmesidir. Evet. Ancak bilinen bir gerçek var. Biz bazı memurların arasındaki farkları gidermek için, eşitsizliği ortadan kaldırabilmek için çıkartmış olduğumuz bir kanun hükmünde kararname var. Kanun hükmünde kararnamenin birinci ayağı Şubat ayında uygulandı. Üst kademedeki yöneticiler için. İkinci ayağı kimlere uygulanacağı, nasıl uygulanacağı Haziran ayında uygulanacaktı. Ancak Haziran ayında
bu uygulamanın o zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve katlandığı maliyetler dolayısıyla Eylül ayına bırakılması konuşulmuştu. Ama bu konuda verilecek değer, miktar bütçede vardır. Miktarı bellidir. 2,5 kat. Hayır efendim, olur mu öyle şey? Topu topu bütün yapılanlar için ayrılan miktar 200 trilyondur. 2,5 katrilyon nereden vereceksiniz? Kaynak nereden? Yani bunu basında yazılıyor. Yani basında birileri yazıp çizebilir. Yani açtığınız zaman bütçeyi şu anda o konuda verilmiş olanlar. Anladım. Bu 200 trilyondan da zaten kullanıldı bir bölümü. Anladım. Şimdi burada yapılan iyileştirme kararları memurlarımızın gelecek dönemdeki zam artışlarına, gelecek dönemdeki yapılanmalarına ışık tutacak, eşitsizliği ortadan kaldıran eşit işe eşit ücret anlayışıdır. Yoksa herkese şimdi seyyane verelim. Bir kere bunu düşünmek seçim üzeri ve bazı arkadaşlar da buna işte seçim ekonomisi uygulanmaya başlandı şudur budur denmesi, bunlar hep yanlış şeylerdir. Gerçekleri bilmeden ya da gerçekleri bilerek saptırmadır. Bu konuda memur kardeşlerimizin tümüyle ilgili kendi adını gerçekten çok iyi savunan, olayları çok iyi ortaya koyan, gerçekleri bilen iki konfederasyon ve 11 sendikası vardır. Bunların bir toplantısında ben bulundum ve ben sonradan teşekkür ettim, tebrik ettim konfederasyon başkanlarına. Çok olaylarına hakim, üyelerin haklarını koruyorlar. Bir kere böyle bir şeye yaklaşmak, yani birisi bir şey söylüyor, ondan sonra başkaları o söylenen üzerine yani 40 kişi çıkartamıyor. Evet. Bu konuda mevcut olan ve seçimle hiç ilgisi olmayan, aslında Haziran ayında yapılması gereken ama o günkü imkanlar olmadığı için bunu Eylül ayına bırakalım, Eylül ayından sonra düşünelim denilmiş olan bu eşitleme olgusuyla ilgilidir ve bu herkese her şeye yapılacak değil. Belli bir yerde statüsü farklı olan kişiler arasındaki eşitliği sağlama yöneliktir. Efendim sorularım çok kısa. Tabii, kısa yanıtlar rica ediyorum lütfen. Çok soracağımız şey var size. Şimdi efendim Kemal Derviş'ten ekonomi şoförlüğünü devraldınız. 2 haftadır ekonomiyi, Türk ekonomisini yönlendiriyorsunuz, yönetiyorsunuz. İşte efendim kamuoyunda şöyle bir imaj vardı. Sayın Derviş gittikten sonra her şey tepe taklak olacak. Bu çok yazıldı, çizildi, basında tartışıldı. Ancak gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey olmadı değil mi? Herhangi bir ufukta şimdi, kriz var mı Sayın Türker? Şimdi bakın, Türkiye devleti çok güçlü, sağlıklı ve devlette devamlılık ilkesini esas alan bir yapıda kurulmuştur. Türkiye devletinin bürokratik kadroları çok güçlüdür. Evet. Şimdi ekonominin yönetiminde bakan kim olursa olsun, ben gideyim başkası gelsin, Sayın Derviş gitti ben geleyim, bu alınan kararları uygulayan, programı hazırlayanlardır. Bu programların hazırlanışına baktığınız zaman Sayın Derviş şu anda programı 1999 yılında Sayın Hikmet Ulubay hazırladı. Anladım. Hazırlanan bu programı o tarihte ardından Sayın Recep Önal imzalayarak IMF'e gönderdi. Hazırlanan o programın, biz o tarihte Demokratik Sol Parti olarak itiraz etmiştik. O programın finansal piyasalar ve bankacılık ayağı eksikti. Eğer bugün Demokratik Sol Parti'nin herhangi bir arkadaş 99 yılı seçim bildirgesini alıp eline bakarsa, bizim programımızın adı ekonomiyi güçlendirme programıdır. Şu anda uygulananların %90'ı o programın içindedir. Kuşkusuz diğer partilerin de, ortak olduğumuz partilerin de kendi seçim bildirgelerinde benzeşen hususlar olabilir. Ama bu program o zaman hazırlanmıştır. Sayın Derviş'in geldiği zaman örneğin Derviş kanunları diye ortaya atılan 15 kanun tasarısının 8'ini biz plan bütçede görüşmüş, genel kurulda görüşmek üzere göndermiştik. Geri kalan 3-4'ünün taslağı gelmişti, tasarısı gelmişti. Geri kalanını bekliyorduk. Yani Türkiye'de belirli bir ölçüde bu programın sahipleri bu ülkede halen benim şu anda yönettiğim Hazine Müsteşarlığında, ilgili olduğum Merkez Bankası'nda ve diğer ekonomik birimlerde zaten çalışan arkadaşlarımızdır. Ve bunların haklarını teslim etmek gerekir. Ben bu görevi devraldığım saatten beri gerçekten Hazine Müsteşarlığında
uzmanından müsteşarına kadar, bekçisinden özel kalemindeki bütün birimlerin memurlarına kadar büyük bir cansiperane çalıştılar ve hep birlikte bu geçiş sürecinde, bu değişim sırasında programın bir aksaklığa neden olup ülkeye bir fatura çıkartması için her türlü şeffaflığı ve açıklığı sağlamaya çalıştı. Yani herhangi bir şey yok. Efendim hemen şunu soracağım bu noktada. Sayın Derviş Bakanlar Kurulu'na bilgi vermemiş mi? Sizden Sayın Bahçeli bu 28 milyar doların nereye harcandığını sorduğuna göre. Yani daha önce Bakanlar Kurulu'nda böyle şeyler konuşulmamış mı ben efendim? Ben daha evvel bakan değildim, bilmiyorum. Yani demek ki vermemiş. Onu bilmiyorum. Sizden yalnız istediler birçok bilgi de. Hayır, benden bilgi istenmedi. Bakın yine yanlış anlaşılıyor. Yaklaşık olarak 100 sayfayı aşkın Türkiye ekonomisini tanıtan bir rapor hazırladım. Ardından IMF ile ilgili programın seçim dönemine gelen kısmında bir aksilik olmasın diye bir ay önceye bu hazırlıkları gerçekleştiren bir çalışma yaptım ve bunları basına dağıttığımız 7 sayfaya yakın bir özetle de birlikte ve orada yer almayan başka konuları da anlatarak dile getirdim. Bu konuda benim felsefem şu: ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. Cumhuriyet'in Sayın Başbakan Ecevit'in başkanlığındaki hükümetin bakanıyım. Anladım. Yani benim görevli olduğum konu Ekonomi Bakanlığı'dır. Ve ekonomiyle ilgili konuları Başbakanımız, Başbakan Yardımcıları, diğer bakan arkadaşlarımız gazete haberlerinden değil, İşte ilk elden, bunları doğrulatmak ilk elden, için bunları ilk elden benim hazırladığım raporlarla görmelidir. Ve bu arkadaşlarımızın o raporda yine eksik buldukları konuları yerine getirmek benim görevimdir. Nitekim bu konuda memnun kalan Sayın Devlet Bahçeli, iki konu hakkında da bilgi verilmesini rica ettiler. Ben onların o taleplerini hemen arkadaşlara bildirdim. Hazırlanıyor. Kaldı ki şu açıklamayı da yapayım. Yani ben bilinmeyeni çok top secret diye kabul edilen konuları getirip raporlamadım. Çeşitli şekillerde bizim Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinde muhtelif zamanda yapılan duyuruları bir devlet ciddiyeti içinde yetkililerin değerlendirip gittikleri yerde Türk ekonomisinin hakkındaki soruların yanıtlayabilecek kadar bilginin derinliğini birlikte bir araya sundum. Efendim süremizin dolduğunu söylüyor arkadaşlarımız ama çok kısa sorular soracağım. Birkaç tane efendim. Sayın Derviş CHP'ye katıldı bugün. Bir bakıma rakip oldunuz Sayın Derviş'le. Sayın Derviş'in CHP'ye katılmasıyla CHP solun merkezi oldu mu sizce? Çekim merkezi mi oldu CHP ya da? Şimdi bana göre solun çekim merkezi Demokratik Sol Parti'dir. Demokratik Sol Parti her zaman cesaretle olayların üzerine gitmiştir. Kamuoyunda yanlış tanıtılmamıza, bazı iyi niyetli olmayan araştırma şirketlerinin salt bizi çekim merkezi olmaktan çıkartmak adına doğru olmayan oranları koymalarına rağmen biz inançlı olarak Demokratik Sol Partililer soldaki çekim merkezi olmaya devam ediyoruz. Ama çok kan kaybettik. İstifalar oldu. Anketlerde çok düşük rakamlar gösteriliyor. Onlar gösteriliyor ama biz kan kaybetmedik. Bakın, bizim partinin programı ortada. Partimizin tüzüğü ortada. Partimizin lideri ortada. Yöneticilerimiz ortada. Biz grubumuzu da birlikte ayaktayız. Olan şu, bir kısım arkadaşımız ayrıldı. Yerlerine biz geldik. Ve o arkadaşlarımız zaten ayrılma gerekçelerini de açıkladılar. Kendilerinin sol bir parti olmadıklarını söylediler. Evet. Sağda olduklarını söylediler. Ama biz demokratik solcular olarak şu anda hem hükümetin içinde görevlerimizi yerine getiriyoruz hem de yaklaşmakta olan seçimlere çok hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vitrini değiştirme konusunda efendim ya da şeyler takviyeler DSP vitrinine. Şimdi Türkiye'de Demokratik Sol Parti'nin daima bir vitrin sahibi olduğunu bu son olaylarda yaşadık. Ayrılan her bakan arkadaşımızın yerine en geç bir saat içinde beklenilmeksizin çok daha ehliyetli, çok daha yetenekli ve boşluğunu hissettirmeyecek şekilde doldurmuştur. Yani şu anda bakın kadın haklarından sorumlu bakanımız Sayın Melda Beyer şehir şehir geziyor. Bütün sorunlara yani bugünden açılacak olan okulların açılma tarihine tedbirini alıyor. Yani yazılanlara çizilenlere pek fazla inanmayın. Köy Hizmetleri Bakanımız Profesör Mehmet Kocabatmaz
Ben en son gördüğümde tanımadım. Çünkü en azından 5-6 kilo yitirdi her gün bir köyde. Şimdi bu imkansızlıklar içinde hem halkla bütünleşen hem de görevlerini yerine getiren bir vitrine sahibiz. Bakın biraz evvel bana bir soru sordunuz. Seçim ekonomisi, hayır seçim ekonomisi uygulamıyoruz. Ama ben ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yürütürken Demokratik Sol Parti'nin dayandığı halkçılık ilkesi gereği halkla bütünleşiyorum. Yani en büyük desteğim benim halk kitleleridir. Eğer halk kitlelerini dinlemezsek uygulanan politikaların olumsuz etkilerinden nasıl haberdar olacağız? Ya da doğru gösterildiğini nasıl bileceğiz? Burada biz halkla bütünleşen bir ekip olduğumuz için bizim her zaman kadrolarımız vardır. Bu kadrolarımıza tabii her bir seçimde yeni arkadaşlar eklenecektir. Kuşkusuz bu seçimde de bu arkadaşları birlikte yani göreceğiz. Yazılanlara, çizilenlere inanmayın diyorsunuz. Demokratik Sol Parti dimdik ayakta 3 Kasım seçimlerinde her şey ortaya çıkacak zaten Sayın Türker. Bu konuda yaptıklarımız ortada evet, değil mi? Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Büyüteç'te bu akşamki konuğumuz ekonomiden sorumlu devlet bakanı Sayın Masum Türker'di. Pazartesi günü Ankara'da, Büyüteç'te, başkent Ankara'nın siyasi nabzını tutmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. Büyüteç'ten iyi akşamlar efendim. Evet, Türkiye son günlerde iç politikayla yatıyor, iç politikayla kalkıyor. Ancak dış politikada da önemli gelişmeler göze çarpıyor. Son günlerde işte bu akşam tüm bu gelişmeleri değerlendirmek için konuğumuz Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Şükrü Sina Gürel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Bakanım, hemen sormak istiyorum. Sayın Verhoeven'in bir açıklaması var. Türkiye'ye tarih vermeyeceğiz dedi. Bütün bu çıkartılan, hatta bizim tabirimizle devrim sayılabilecek bu Avrupa Birliği kanunlarını, bunlar göz boyayıcı şeyler, gerçekleri görmek istiyoruz açıklamasını yaptı. Önce bu açıklamaları bir değerlendirir misiniz Sayın Bakanım? Türkiye kaçıracak mı Avrupa Birliği trenini? Şimdi bir kere galiba Sayın Verhoeven böyle zamanlarda böyle olumsuz demeçler vermeyi adet haline getirdi. Ve bu son demeci de pek uygun bir zamanda değil. Çünkü yarından başlayarak ben hem Avrupa Birliği komisyonunun önde gelenleriyle hem de Avrupa Birliği'ndeki siyasal muhataplarımla bu konuyu görüşmeye başlayacağım. Karşı atağa geçiyorsunuz hemen değil mi? Şimdi bizim doğrusu yapmamız gerekenleri yaptığımız, yerine getirdiğimiz meydanda. Gerçi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu Avrupa Birliği reformu yasaları dediğimiz paketi geçirirken sadece ve bir tek Avrupa Birliği ile acaba müzakereleri bu sayede başlatabilir miyiz diye bu paketi geçirmedik. Bence Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında bütün Türk halkının benimsediği bir hedefe doğru yol almak için, yani uluslararası alandaki ileri ölçütleri yakalayabilmek için bu adımları attı, bu yasaları geçirdi. Ama bunu yaparken de aynı zamanda da Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamanın koşullarını da yerine getirmiş olduk. Yani şimdi kim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinden şüphe edebilir? Kim bu hükümetin ve bundan sonra oluşabilecek hükümetlerin iradesinden şüphe edebilir? Kim Türk halkının iradesinden şüphe edebilir? Yani bir yandan Türk halkının iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıyacak bir yasalar dizisi geçirilecek. Hem de en güç dönemde siyasal istikrarsızlığın, siyasal güçlüklerin en doruğuna tırmandığı bir dönemde bunlar geçirilebilecek ve Türkiye dolayısıyla zor bir karar almış olacak. Türk halkı zor bir karar almış olacak. Ama bundan sonra da Türk halkının iradesini bir şüpheyle karşılayacaksınız ve acaba uygulanacak mı, uygulanmayacak mı diye sorgulamaya Sayın Bakanım, başlayacaksınız. Sayın Bakanım, Verhoeven'le bir telefon görüşmesi yaptınız mı? Bugün bazı televizyonlarda bir haber çıktı. İşte Günter Verhoeven'in Sayın İsmail Cem'i, eski Dışişleri Bakanı'nı telefonla aramış. Siz bu açıklamaların ardından kendisine herhangi bir şekilde sordunuz mu? Niye böyle açıklamalar yapıyorsunuz? Ben soracağım. Bugün sorma fırsatım olmadı zaten. Telefonla aramak gibi bir niyetim de yok. Ama Perşembe günü, yani yarından sonra, yok, Çarşamba günü
Brüksel'de bir görüşmemiz olacak. Efendim bu bir Avrupa Birliği turuna çıkıyorsunuz. Hangi ülkelere gideceksiniz? Şimdi ilk aşamada yarın Strasbourg, ondan sonraki iki günde Brüksel'de ve özellikle Avrupa Birliği Komisyonu önde gelenleri, başta Sayın Solana olmak üzere ve Avrupa Birliği Parlamentosu'ndaki, Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün grup başkanlarıyla görüşmelerim var. Onun ardından New York'ta Birleşmiş Milletler, bir de tabii Belçika'dayken Belçika yetkilileriyle, muhataplarımla da görüşmelerim var. Onun ardından 10'uyla 17'si arasında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ederken Avrupa Birliği'nin çeşitli üyelerinin Dışişleri Bakanları'yla bir araya geleceğim. Sayın, bir de en son yine bu ay sonundan önce Kopenhag'a ve belki mümkün olursa Fransa'ya, hatta İngiltere'ye gitme ihtimalim var. Sayın Gürel, ben tekrar bu Verheugen'in açıklamalarına takıldım. Bu yasalar çıktıktan sonra dönem başkanı Danimarka Başbakanı'ndan ve Dışişleri Bakanı'ndan çok olumlu yönde söylemler, Ankara'ya yönelik mesajlar geldikten sonra böyle bir açıklamanın yapılması ne manaya geliyor? Yani bunu birazcık daha böyle bize açar mısınız? Ne yapmak istiyor? Verheugen mi yapıyor bu açıklamayı, yoksa Verheugen'e birileri yaptırıyor mu efendim? Yani umarım Sayın Verheugen kendi başına yapıyordur. Tabii bakalım, bunları konuşma fırsatımız olacak. Ama ben kısaca bu geldiğimiz noktayı değerlendirmek gerekirse şunları söyleyebilirim. Avrupa Birliği zaten şimdiye kadar Türkiye ile olan ilişkilerinde eksikli. Yani Avrupa Birliği kendi üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmemiş olan taraf. Bizim gümrük birliğimize bakarsanız, daha önceki ortaklık düzenlemelerimize bakarsanız. Ama biz bütün bunlara rağmen yine de Avrupa Birliği tam üyeliği için ya da bu alanda ilerlemek ve müzakere başlatabilmek için bütün gereklilikleri yerine getirdik. Şimdi zaman artık Avrupa Birliği tarafında Avrupa Birliği'nin kucağında içtenlik gösterilmesi zamanı. Eğer bu içtenliği Türk kamuoyu göremezse Avrupa Birliği'nde, Türk kamuoyunda yalnız bugünkü Avrupa Birliği sorumlularıyla ilgili değil, aslında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilebilmesi konusunda büyük düş kırıklığı yaratılacak ve bunun uzun dönemli ilişkilere zararı olacak. Sayın Bakan, bir de şöyle açıklamalar geliyor. İşte 16 Ekim'de ilerleme raporu açıklanacak ve Türkiye'nin tarih verilmeyecek ama Türkiye'yi de memnun edelim, İşte her iki tarafta kırılmasın şeklinde tarih vermeyeceğiz ama sizle şu dönemde müzakerelere başlayabiliriz şeklinde bir söylemle Türkiye'nin önüne çıkılabileceği. Sizce efendim ne diyorsunuz? Yani böyle bir şey mümkün mü? Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir ara formül mümkün değil. Neden, ara formüller aranmaya başlandı. Neden mümkün değil? Biz memnun edilmek ya da kamuoyumuzu memnun edeceğini tahmin ettiğimiz bir takım düzenlemeleri, adımları, sanki gerekli adımlar karşı taraftan atılmış gibi kamuoyumuza takdim etmek amacında değiliz. Bizim amacımız memnun edilmek, hoşnut kılınmak, kamuoyumuza dönüp bir gösteriş yapmak değil ki. Bizim amacımız ne hak ediyorsak onu almak. Ve dolayısıyla bizim hak ettiğimiz bu aşamada üyelik müzakere tarihidir ve üyelik müzakerelerine başlayabilmektir. Bunu alabiliyorsak ve hala bu açıklamalara rağmen siz umudunuzu anladığım kadarıyla yitirmemişsiniz. Bir de efendim Sayın Papandreou, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye tarih verilsin diyor. Ancak Kıbrıs şartıyla. Muhalefetten de Kıbrıs satıldı şeklinde açıklamalar yapılmıştı biliyorsunuz geçen hafta. Kıbrıs'ta son durum ne efendim? Yani Kıbrıs verilerek müzakere tarihi alınması, bunu biraz açıklar mısınız? Bir kere hiç kimse şimdiye kadar Kıbrıs'ta şunlar yapılsın da buna karşılık Türkiye'ye müzakere tarihi verilsin demedi. Türkiye'den de kimse başkalarına
biz işte Kıbrıs'ta şu adımları atalım ya da Sayın Denktaş şu adımları atsın da bunun karşılığında müzakere tarihi alalım demedi. Böyle bir pazarlık yok. Böyle bir pazarlık olamayacağını zaten herkes biliyor. Yani Ecevit'in başbakan olduğu bir hükümette Kıbrıs konusunda böyle pazarlıklara girişilmeyeceğini de en iyi herhalde bazıları biliyorlar da söylemiyorlar. Yani. Sayın Bakanım çok kısa Kıbrıs'taki son durum ne efendim? Şöyle İki, bakın. Yüz yüze görüşmelerden bir sonuç bekliyor musunuz sonbaharda kadar? Onu bilemiyorum. Tabii burada da Avrupa Birliği'nin temel yanlışlarını düzeltmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği tarafı Kıbrıs Rum tarafına böyle tek yanlı üyelik sözleri verip üstelik çözüm olsa da olmasa da bu gerçekleşecektir diye açıklamalarda bulunup ondan sonra da Kıbrıs Rum tarafının masada uzlaşır bir tutum takınmasını bekleyemezdi. Zaten biz de beklemiyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği bu yanlış bakış açısını benimsediği sürece zaten masada uzlaşmadan yana oturmayacaktır. Alabileceği en fazla şeyi alıp buna rağmen çözüm olmazsa nasıl olsa Avrupa Birliği üyeliğini garantilemiş olarak davranacaktır. Bence doğrudan müzakerelerin aksayan yanı burada. Anladım. Ama bunun dışında tabii öyle umuyoruz ki iki lider aralarında bir uzlaşmaya varırlar. Evet. Hemen efendim şunu sormak istiyorum Sayın Gürel. Türkiye seçimlere gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Irak operasyonu hazırlanıyor. Ve Sayın Uğur Ziyal Başkanlığında Dışişleri Müsteşarı Sayın Ziyal Başkanlığında bir heyet geçen hafta Washington'daydı. Bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıktı? Yani Amerika Birleşik Devletleri şu tarihte operasyon düzenleyeceğim gibi Ankara'ya bir mesaj geldi mi Washington'dan? Hayır, hiç böyle bir mesaj yok. Zaten bizim Sayın Müsteşarımız Başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden heyetimiz daha çok oraya ikili konuları görüşmeye gitti. Tabii ki kararlı mı efendim peki Amerika? Yani onu sorayım o zaman. Ben onu belirteyim de yani Amerika Birleşik Devletleri ile bizim bir stratejik işbirliğimiz, ortaklığımız var ve bu çerçevede birbirimizi ilgilendiren bütün konularda sürekli istişare halindeyiz. O heyet de zaten o çerçevede oraya gitti. Ama bu heyetin müzakereleri de gösteriyor, başka şeyler de gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi henüz bu konuda ne yapacağına ve ne zaman yapacağına karar vermiş değil. Anladım. Dolayısıyla yani bu konuda konuşurken sadece olasılıklar üzerine konuşmak. Ben de hemen Kuzey Irak diyorum, Kürt devleti diyorum. Efendim geçen hafta Sayın Gürel Barzani'nin açıklamaları Ankara'da çok sert tepkiyle karşılık buldu. Talabani Türkiye Londra'da yaptığı açıklamada Türkiye Kuzey Irak'a olası bir operasyonda girmeyecek. Bunun garantisini Amerika'ya verdi dedi. Ancak bugün Türkiye'ye geldiğinde garanti haberleri doğru değil açıklamalarını yaptı. Kuzey Irak'ta böyle bir operasyon gerçekleşirse olası Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonunun ardından Türkiye neyi sağlamaya çalışacak? Şimdi bakın şimdiye kadar Türkiye Kuzey Irak'la hangi nedenlerle ilgilendi diye bakarsak şunları görüyoruz. Bir kere 1990'da Körfez Savaşı'ndan sonra Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu çıktı. Ve bu otorite boşluğu Kuzey Irak'ta Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütünün üstlenmesine olanak sağladı. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan Kuzey Irak'la ilgilenmek durumundaydı. Ve bu ilgisi devam etti. İkincisi Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu çıkmasının yanı sıra bir güvenlik sorunu da çıktı. Ve hatırlarsanız 500 bin mülteci Türkiye'ye geldi o dönemde Kuzey Irak'tan. Ve o mülteciler geriye döndükten sonra da Türkiye Kuzey Irak'ta yaşayan insan gruplarının hem güvenliğiyle hem esenliğiyle, yaşamlarıyla, refahlarıyla ilgilenmek sorumluluğunu büyük ölçüde duydu da o yüzden Kuzey Irak'la ilgilendi. Şimdi bütün bunları görmeden, bütün bunları takdir etmeden Türkiye'nin Kuzey Irak'a ilgisini kavramak mümkün değil. Ama bunların dışında Türkiye herhangi bir komşusunun, dünyada herhangi bir devletin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye'ye rağmen Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulamaz diyorsunuz. Evet. Bunu söylüyorum. Çünkü biz Irak'ın toprak bütünlüğünün
hiçbir biçimde zarar görmemesi için elimizden gelen ne yaparız? Biz ve başka bir şeyi hoşgörüyle karşılamayız, başka bir gelişmeyi. Biz Irak'ta, Kuzey Irak'ta ya da güneyinde ya da ortasında bir yerde ayrı bir bölgesel siyasal çözümden yana olanların bu gayretlerini de hoş karşılarız. Sayın Bakan, hemen ben de Talabani'nin açıklamasını hatırlatmak istiyorum. Sayın Talabani bugün Kürt devletine karşıyız dedi. Ancak şöyle bir söylemim var. Demokratik ve federatif bir sistem. Yani bu birazcık da istemem ama Kürt devletini yan cebime koyun gibi Amerika'ya herhalde yönelik bir mesaj. Şimdi bu ortamda doğrusu böyle demeçleri de bir parça anlayışla karşılamak gerekiyor. Herkes sanki bir kaos ortamı yaşanacak ve bu kaos ortamından ben nasıl kazançlı çıkarım diye bakıyor olabilir. Ama doğrusu şu ki Türkiye Irak toprak bütünlüğü temeline dayanan ve Irak halkının bütününün karar vereceği ve bütünüyle Irak halkının yine bütününün sahip çıkmasını öngören herhangi bir siyasal adımın dışında bir siyasal adımı pek hoş karşılamayacaktır. Sayın Bakanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Yönetmen arkadaşım da süremin bittiğini konusunda bana uyarıyor. İç politika hemen son bir soru. Hazır sizi bulmuşken efendim. Peki. Demokratik Sol Parti'nin de aynı zamanda ikinci adamı konumundasınız. Yani, Sayın Bakanım, şimdi Cumhuriyet Demokrasi Partisi Yekta Güngör Özden ve Mümtaz Soysal'ın Sayın Başbakan'ın ulusal sola yönelik söylemlerine olumlu açıklamaları geldi. İttifaklar, DSP 3 Kasım seçimlerinde herhangi bir partiyle ittifak yapacak mı? Çok kısa bunu rica ediyorum. Şimdi ittifaklara zaten yasal mevzuatımız, yasal düzenlemelerimiz el vermiyor. Yani şu aşamada hangi parti ötekiyle ittifak yapabilir derseniz hiçbir partiyle ittifak yapamaz. Ama ne yapılabilir? Bazen birliktelikler olabilir. Bazen ayrı ayrı ama aynı yönde birlikte çalışılabilir. Bazen de bu katılma çağrıları ya da bir birlikte hareket etme çağrıları kurumsal olmaktan ziyade bireysel, aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşan bireylere yapılmış bir çağrı olarak algılanabilir. Demokratik Sol Parti'nin Sayın Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, ulusal sol birlikteliği savunurken ve bu çağrıyı yaparken yalnızca kurumsal düzeyde bir şey söylemedi tabii ki. Bu yönde düşünen bütün bireyleri Demokratik Sol Parti çatısı altına çağırdı. Sayın Gülen, dış politikadan iç politikaya pek fazla fırsat kalmadı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Büyüteç'te bu akşamki konuğumuz Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel'di. Büyüteç'te başkentin iç ve dış politik gelişmelerle ilgili nabzını tutmaya devam edeceğiz. Ankara'dan iyi akşamlar. Büyüteç'ten iyi akşamlar efendim. Ankara'daki siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu akşam da konuğumuz Türk siyasetinin asabi ve Ankara'yı hiç sevmeyen politikacısı, Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sayın Besim Tübük. Sayın Tübük, bana böyle söyledin. Ankara hiç sevmediğini söylemen çok güzel oldu. Hoş geldiniz efendim. Biz de Ankara'ya hoş geldiniz diyoruz sizlere tekrar. Sizi seviyorum. Ankaralıları da seviyorum ama Ankara kafasını sevmiyorum. Onu size söyleyeyim. Sağ olun. Onun mentalite meselesi. Evet. Ankara kafasını da soracağım zaten size. Ancak ben önce Ankara'da son günlerde en önemli, en çok ortaya çıkan, ileri çıkan konu ittifaklar. Liberal Demokrat Parti 3 Kasım seçimlerine bir partiyle ittifak yaparak mı girecek, tek başına mı girecek? Önce onun bu sorunun yanıtını alalım. Yok, tek başına girecek tabii. Bu bizim için büyük bir şans. Yani büyük bir şans. Çünkü bu hükümet biliyorsunuz 3,5 senedir ülkeyi perişan etti. Ve herkes gördü. Yani artık Türk halkı biliyor ki bu hükümetteki 3 parti bu işi beceremeyecek. Şimdiki ortaya çıkan diğer partiler ise daha önce hükümette olan partiler. Bunlara da bir değişiklik yok. E peki ne olacak? Bu Liberal Demokrat Parti için büyük bir şanstır. Büyük bir şanstır. Onun için Liberal Demokrat Parti bu seçimlere çok iddialı giriyor. Ve bir de bir şey söyleyeyim şimdi. Bakın Batuhan Bey, siz şimdi bu işin erbabısınız.
ekonomiyi aşağı yukarı bilen arkadaşlarınız da var. Bu diğer partileri bir seyredin Allah'ınızı severseniz. Yuvarlak laftan başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok, boş mu? Bak bir şey söylüyorum. Bu memleketi bu sefillikten, bu rezillikten kurtaracak olan tek siyasi örgüt biziz. Bizden başkası olsa ben samimi derim ki bak falancı da kurtarır. Hani sen birine tamire bir papuç yollarsın. Adam tamirci der ki ben bunu tamir ederim ama Ahmet de tamir eder der. Söz samimi. Esnaf öyledir. Herkes tamir edeceğiz yani bir ekonomiyi diyor. Yok kardeşim. Evet. Boş. Programlarla. Boş. Bomboş. Hepsinin lafı birbirine uyuyor. Bak. Ne diyor biliyor musunuz? Biz Türkiye için en iyi olanı yapacağız. Bu laf mıdır Allah'ını seversen ya? Herkes en iyi olanı yapmaya çalışıyor ama batırır. Sen Ecevit 3,5 sene evvel iktidar olduğu zaman Türkiye'nin kötülüğü için mi çalışıyor? Ama acemi öğrenmiyorlar. Bak bir şey söyleyeyim. Öğrenmiyorlar. Ya adam etrafına bakar. Geçmişe bakar. Başka ülkelere bakar. Ama efendim 40 yıldır siyaset yapıyor Besim Bey. Yani sonuçta... Ya kusura bakmayın. Tabii burada Ecevit'in kabahati yok. Orada Ecevit'e oy veren halkımızın kabahati var. Yani 78-79'da Türkiye'yi perişan eden Ecevit değil miydi? O değişmedim dedi adamcağız. Seçtik. Biz de şunu söylüyoruz. Artık Türk milleti akıllandı. Ben bunu bugün sokakta da görüyorum. Bugün Ankara'da yürüdük. Bütün o Maltepe'de esnafla. Ve insanlar artık politikacıdan bıkmışlar. Bak politikacıdan bıkmışlar ama bize karşı bir sempati var. Yüzleri gülüyor. Çok enteresan bir şey. Biliyor musunuz bundan 3-4 ay evvel kararsızlar %40-35 seviyesindeydi. Evet, evet. Kararsızlığı çok fazla. Bugün kaç biliyor musunuz? 50 yarında. Ya nasıl artar bu? Demek ki büyük partiler ümitsizlik veriyor. Yuvarlak laflar. Bak hatırlatayım sana. Nasıl çözeceksiniz ekonomiyi? Efendim biz işsizliği azaltacağız. Bakın bunu herkes söylüyor. Siz hiçbir ülkede bir politikacının ben iktidara gelince sizleri perişan edeceğim, esnafı iflas ettireceğim, işsiz yapacağım siz der mi? Ama nasıl? Nasıl? İşte bunu söylemiyorlar çünkü bilmiyorlar. Onu nasıl başlayacağınızı ben size söyleyeyim. Bilmiyorlar kardeşim. Bunlar cahildir. Bunlar o kadar cahildir ki bizim programımızı bari öğrenin de ezberleyin. O bile yok. Peki. Espri yapmıyorum. Anladım. Çok samimi cahildir bunlar. Sayın Tibuk, bu ittifaklar konusuna tekrar dönecek olursak onları tartışacağız. Yok, biz ittifak bitti. Peki size bir partiden, herhangi bir partiden teklif geldi mi? Bunu... Ya bir şey laf üretiyorlar. Bana tabii kimse teklif edemez, cesaret edemez. Yani genel başkan yardımcısıyım. Öyle olabilir ama siz Liberal Demokrat Parti gibi iddialı bir partiye ancak şöyle bir teklif gelebilir. Yani bir sizin partiyle birlikte seçime gireceğiz. Evet. Bize gelirlerse ayrı. Ama Liberal Demokrat Parti belli felsefesi olan bir parti. İktidara yürüyor. Ha, iktidara tabii yürümesi şeyin elinde, halkımızın elinde. Seçim sabahı nedir biliyor musun Batuhan Bey? Bütün sandıklar boştur. Kimin oyu fazlaysa birinci parti odur. Türk halkı kararını verecek. Önümüzdeki 1,5 ayda ben de halka diyorum ki ey sevgili halkım dolmaları yutma. İşsizliği önleyeceğiz diyen adama böyle saf saf bakma. Nasıl? Bu adam, bu adam kim? Neyin nesi? Nasıl önleyecek? Evet. Bunları bir söylesin bakalım. Net bir şey söylüyorum. Bizden başka gerçek programı olan ve bu işi çözecek bütün iç borcu, dış borcu, işsizliği, esnafın bütün sorunlarını vergileri düşürecek hiçbir parti yok. Peki anketlerde yüzde kaç görünüyor Liberal Demokrat Parti? Size çok karışık. Biz en büyük ankette bundan bir sene olmadı. 9 ay evvel %10 görünüyorduk. Bir ara %7 göründük. Bir ara %5 göründük. Son bir ankette 2,5 biz yaptırmayız anket. Biz ne para harcayız anket. Diğer, çünkü partiler yaptırıyor anketler. Şimdi işte. Bizim oy oranımız baraja yakındır bugün. Yani bugün seçim olsa biz barajın belki de altında 8-9 alırız. Ama önümüzdeki 2 ay o %50 kararsıza bizim LDP'li seçmenlerin bir çalışması olacak. Nedir bu biliyor musun? LDP'yi beğenen adam bir şey bilerek beğeniyor. Ne yapacak? Çevresindeki kararsızları anlatacak. Bizim de zaten ricamız o. Ben şimdi buradan da mesajı yolluyorum. Yani LDP'liler çevrelerindeki kararsızlara Ankara partileriyle LDP'nin farkını anlatmaları lazım. O zaman barajı aşmayı bırakın. Birinci parti dahi olabiliriz %20'yi geçerek. Çünkü %50 kararsız var. Bak kararsız niye kararsız? Büyük partileri görerek kararsız. Yani görüyor büyük partileri kararsız. LDP ortaya çıktığı zaman kararsızlardan bize büyük bir oy akımı olacaktır. Gayet net söylüyorum. Bunu şunun için soruyorum Besim Bey. Biliyorsunuz Ankara'da partilerde
baraj sıkıntısı, barajı aşamama sorunu, sıkıntısı birçok parti bugün bunu yaşıyor. Yani siz de bunu yaşamıyor musunuz? Bunu yaşıyorsanız eğer bir ittifak niye düşünmüyorsunuz bu manada? Bir kere biz barajı rahat geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu kadar yıpranmış siyasi partilerin karşısına baraj geçemeyeceksek o zaman ölelim daha iyi yani. Öyle şey olur mu? Barajı rahat geçecek liberal demokrat. Yani 4 Kasım sabahı barajı geçecek. Barajı kesin geçecek ama diyorum burada LDP'lilerin çalışması önemli. Çünkü bizim paramız yok. Bak sizin bu program bedava reklam bizim için laf aramızda. E tabi devletten herhangi bir para alamıyoruz. Bizim üyelerin çoğu maddi durumları zor olan adamlar. Öyle zengin takımı başka partilerin bir taraflarına sığınmış durumda. Şimdi bu insanlarda tek gücümüz biz partililerimizin çevresinde yapacağı çalışma. Ben ona güveniyorum. Bir de rakiplerini biliyorum. Şimdi bak bu şuna benziyor. Şimdi yarışa girmişiz. Ben arkadayım. Ama önümdekiler topal. Ya önümdekiler topal. Ben bunu geçeceğim. Batuhan sana diyorum ki kardeşim ben 50 metre gerideyim ama bak bu topal. Bu yere yatmış. O felç. Ya sen bu partileri bir şey mi zannediyorsun? Bak bir şey söyleyeyim sana. Ankara'da bizim genç yunuslar var. 1000 kişi var. 1000 kişinin içinde istediğin bir kişiyi seç. Ben sana özellikle bir aram vermeyeceğim. Üniversiteden. Genç yunuslardan. O bir kişiyi getir. Diğer bütün büyük partilerin kurmaylarını karşısına diz. Hepsini ütüler, katlar kenara koyar. Yani Liberal Demokrat Parti'nin programı, kadrosu, gücü öyle kıyaslanacak bir güç. Hemen ben de bu sözlerinizin ardından size yöneltilen bir eleştiriyi sormak istiyorum. Birinci ağızdan alalım. İşte siz genel başkansınız. Siyasi tecrübeniz yok. Liberal Demokrat Parti'nin kadrosunda ya da vizyonunda siyasi geçmişi olan insanlar çok fazla yok. Dolayısıyla devleti tanımıyorlar. Dolayısıyla bu işi başaramazlar deniliyor. Buna ne diyorsunuz? Sizin siyasi tecrübeniz de yok. Gerçekten bu da doğru. Olur, nasıl yapacaksınız? Benim iş hayatı tecrübem çok önemli. 15 bin kişi yönetmişim. Enternasyonel şirketler kurulmuş. Bazı şirketlerim iflas etmiş. Zor durumlara düşmüşüm. Kaldı ki benim Ankara'da birçok müesseseyi tanımama gerek yok ki. Ben onları kapatacağım zaten. Tanımak ne demek? Şimdi ben Ankara'ya geldim. Kapatacağım sürüyle müessese var. Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Standartlar Enstitüsü, TRT. Bu dolaşıyoruz ya. Dolaş bu büyük bir binaları. Bana gelecekler, briefing verecekler. Besim Bey biz şunu yapıyoruz. Ben bunları dinleyeceğimi mi zannediyorsun? Ben bunların ne olduğunu biliyorum. Kapatacağım. Hepsini kapatacaksın. Tabii memurlara evlerinde maaş vereceğim. Peki işler nasıl yürüyecek? Kendiliğinden yürüyecek. Kendiliğinden yürüyecek. Yani. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Bir yeni mahalle kurulduğu zaman oraya bakkalı kim açıyor? Bir girişimci açıyor. Devlet istatistik enstitüsünü kapattım diyelim. Ben orada çalıştım talebeyken. Ne olacak? İstatistik istiyorsan bazı firmalara ihale vereceğim. Adamlar büyüyecekler. Ya sen ihtiyaç olduğu zaman özel sektör karşılar. Al size bakın TRT'ye bak bir de sana bak. TRT elektrikten %3,5 alıyor. Bandrol ücreti alıyor. 10 binlerce kişi çalıştırıyor. Bir sürü yere lüzumsuz yatırım yapıyor. Siz canla başla yayın yapıyorsunuz. Hangimizin yayını daha başarılı? Söyle. Evet. Bir dakika. Ratinglerde rating ihtiyacı karşılıyor musun kardeşim sen? Niye karşılıyorsun? Budur. Benim Türk Standartları Enstitüsü'ne ihtiyaç, bunları bilen biziz. Yani peki, bunlara ihtiyaç yok. Orada çalışan insanları ne yapacaksınız mesela? Memurlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Onlar mı olacak? Ekonomi canlanınca hepsine iş var. Finans reformu yapınca, ulaşım reformu, kabotajın kalkması, genel vergilerin %10'a düşmesi ne demek biliyor musun? Türkiye müthiş bir yer olacak. Para cenneti bir. Para bol. Faiz düşük. Vergi düşük. Bir sürü gemiler, iş adamları, fabrikalar, bankalar orada iş bulacaklar. Aynı şeyi tekrar edeyim. TRT'de bir sürü adam vardı. Özel televizyonlar açılınca ne oldu? Yüksek paralarla transfer oldular. Aynı şey. Siz zannediyor musunuz ki gelişen bir ekonomide devlet işveren olacak? Ha, herkes işi bulacak. Ekonomi canlı olunca devletten aldığı maaştan daha büyük iş alacak. Besim ben bunu garanti ediyorum. Sayın Tibuk, peki bu noktada hemen ben de Türkiye'nin dış borcunu size hatırlatmak istiyorum. Hatırlat. 210 milyar dolar. Doğru. Bu borcu nasıl ödeyeceğiz ve bu büyümeyi beraber sağlayacağız? Hem büyüyerek hem bu borcu ödeyerek hem enflasyonu düşürerek nasıl yapacaksınız? Güzel bir soru sordun çünkü bizim en üstünlüğümüz burada. 210 milyarı bırak, 40 milyar daha koy, bugün bana ver. Yani 40 milyar da avans veriyorum sana. Bugün teslim et. Evet. Hem kalkınmayı sağlarız,
hem borcu zaman içinde tasfiye ederiz. Ama akılcı bir şekilde. Palavra değil. Nasıl? İşte yeraltı kaynaklarını işleteceğim para kızı, bunlar palavradır. Nasıl? Ben bak, de bir şey noktada soruyorum bir, size. Bir. Bu borcun 80 milyar doları, 85 milyar doları iç borçtur. Evet. 125 milyar doları da dış borçtur. Bir kere asıl yük iç borçtadır 85 milyar dolarda. Çünkü yüksek Türk parası faizleri yüzünden dolar bazında %30 faiz ödüyoruz. Hollanda iç borcuna 3,7 faiz ödüyor. Amerika 4,5-5 faiz ödüyor. Demek ki faizler yüksek, onu indireceğiz. Dış borç kalacak, döndüreceğiz. Çünkü faizi düşük. Yüksek faizleri azaltacağız. İlk iktidara gelince ne yapacağız? Bir, finansmana vergi reformu getiriyoruz. Bankacılıktan hiç vergi almıyoruz. Çalışanın maaşından da almıyoruz ki dünyanın dev bankaları Türkiye'ye gelsin. Bu şuna benziyor Batuhan Bey. Kurak bir tarla var, vadi var. Yukarıda kayalıklarda akan suyu kayalıklardan değil vadiye çeviriyoruz. Neyle? Vergi cenneti yaratarak ki para gelsin, faizler düşsün, para bollaşsın. O zaman devlet daha ucuza borçlanacak. Bankacılıktan vergi almayınca 2-3 milyar dolar vergi kaybımız var. Ama düşük faiz yüzünden devlet büyük faize para ödüyor. 20 milyar dolar faizden tasarrufu olacak. Ama bu bitmedi. Bak, dış borçların da faizini %5'e doğru çekeceğiz. Ancak bu arada çok hızlı bazı şeyler yapacağız. Bir, yeni lira basacağız dolara bağlı. Kasamızdaki dolar kadar fazla değil ki anında dolar verelim diye. Altın karşılığı para basma olur. Aynen, altın karşılığı gibi ama millet güvenecek. Güvenmese gelecek dolar olarak parasını geri alacak. İki, bir miktar Türk parası basacağız. Çok az, parça parça. Almanya'da Avrupa'daki işçilerimize bazı faizi tahviller satıp acil likit ihtiyacımızı karşılayacağız. Çünkü bu bankacılık reformu diyorum ya, hani sıfır vergi veren, bu 3, 4, 5, 6 ay sürer buradan paranın akması. Yani o boru döşenecek, oradan su gelecek. Acil ihtiyaçlar için bu. Bir şey daha yapacağız. Türk parası borcumuz var ya, devlet tahvili. Dövize endeksi tahvil satacağız, onu ödeyeceğiz. Çünkü Türk halkı dövize güveniyor. Dövize endeksi demek döviz demek değil. Dövizin fiyatıyla çarpılan bir rakam demektir. Böylece içerideki faizleri %7-8'e indireceğiz. %30'u. Ha, bu arada bazı masrafları kısacağız. Başta askeri harcamalar yarı yarıya azalacak. Bazı diğer harcamalar kısılacak. Kültür kamu harcamalarını kısacağız. Evet, kısacağız. Ama bu iş, bu operasyon 6 ay, 8 ay, 1 sene içinde... Yani 1 sene halk birazcık... Halka eziyet yok. Vergiyi kaldırıyoruz. Hayır. Yani esnaftan vergi kalkıyor. Defter tutma kalkıyor. Devlet bütçesi sıkışıyor. Hı hı. Dikkat et. Anladım. Devlet bütçesi sıkışıyor. Sayın Tibuk, süremizin dolduğunu söylüyorlar ama son evet, iki sorum. Evet, lütfen evet, çok kısa yanıt almak istiyorum. 4 Kasım sabahı nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Önce onun yanıtını alayım. Yani bu siyasi yelpaze giderek açıldı. Daha da mı açılır? 4 Kasım sabahı Türk halkı, gayet açık söyleyeyim, buna hiç şeyim yok, bize oy verir, bizi birinci parti yaparsa tabii ki bu işleri çok temiz çözer, bitiririz. Ama diğer partilere oy verirse iyi görmüyorum tabii. Hemen ben de bu noktada bir başka soru soracağım. Siz birinci parti olmaya namzet olduğunuzu söylüyorsunuz. Ancak bugün seçim yapılan araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci parti görünüyor. Doğru. AK Parti'nin bu yükselişini siz neye bağlıyorsunuz? Ben de tam anlamıyorum. Onu anlasam... Yani. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Ecevit'in 70'lerdeki kara oğlanına. Sen hatırlamazsın. Yaşı müsait olanlar hatırlar. Kara oğlan, kara oğlan deliler. Sonunu gördük. Tayyip Erdoğan'ın yapacak hiçbir şeyi yok. Programını inceleyin. Yuvarlak laflar. Geliri arttıracağız, masrafı kısacağız. Bunu herkes söyler. Ne ekonomide, ne politikada bir yenilik yok. Sonra Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelince Ankara'ya uyum sağlayacak. Onu söylüyor zaten. Yani Ankara Partisi de. Ankara'da bir şey değiştiremez. Anladım. Tayyip Erdoğan iktidara gelirse, iktidara en uyumlu parti, Ankara'da belli çevrelerin lafını en güzel dinleyen parti AK Parti olacak. Anladım. Ve Türkiye'nin AK Parti'den bir şey bekleyemez. Ha, millet tatmin olur. Bak, oy verdim, bir parti iktidara getirdim. Ecevit'i getirenler de tatmin oldu 78'de. Onun için AK Parti'ye verilen oylar, hayale verilen oydur. Reel olarak Türkiye'nin problemlerini AK Parti çözemez. Anladım. Çok efendi insanlar. Anladım. Sempatik insanlar ama iş bilmek meselesidir. Aynı motor tamiri gibi. Yani bu iyi giyinmiş, belli bir havası olan adam gelir.
Ama motor bozuk. Motoru bileceksin ya. O motoru bilmiyorsan uzaktan bana güvenin demek yetmez. Türkiye'yi yönetmek teknik bir meseledir. CHP de bir şey yapamaz, onu da söyleyeyim. Anladım, yani ne AK Parti ne CHP bir şey yapamaz. Ben milleti uyarayım da. Zaten mesajlarınızı verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tebuk. Programımıza katıldığınız için. Evet efendim, Büyüteç'ten Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Ankara'daki başkentin siyasetinde yaşanan gelişmeleri gün ve gün burada Büyüteç programında aktarmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar efendim. Büyüteç'ten iyi akşamlar efendim. Bu akşamki konuğumuz yaptığı çıkışlarla ve ilginç açıklamalarla dikkat çeken İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Sayın Perinçek, hoş merhaba. Geldiniz yayınımıza. Çözümleriyle. Çözümleriyle. İşçi Partisi'nden evet. Başka Türkiye'de çözümü olan parti yok. İşte televizyonlarda görüyorsunuz. Hı-hı. İşte hep halkın tencere, tava boş falan diye boş boş konuşuyorlar ama hiçbiri çözüm getiriyor. Çözümleri konuşacağız. Çözüm getiriyoruz. Evet. Çözümleri konuşacağız. Evet, çok önemli. Sayın Perinçek, tarihi, yani daha doğrusu herkesin beklediği, sizin de daha fazla beklediğiniz kritik çarşambaya 2 gün kaldı. Evet. Biz burada liderleri, sayın parti genel başkanlarını konuk ettik ve ilk olarak şunu sorduk. İttifaklar. İşçi Partisi 3 Kasım seçimlerine ittifakla mı girecek yoksa tek başına mı? Şimdi bakın, ittifak peşinde koşanlar aslında kendi ihtiyaçlarından hareket ediyor. Hepsi barajlarda boğulmuş durumda. Öyle bir yerlere tutunup birbirlerini sırtlarında taşıyarak barajı aşmak ve meclise girmek istiyorlar. İşçi Partisi'nin böyle bir sorunu yok. İşçi Partisi kesinlikle barajı aşıyor. İnanıyorsunuz evet, barajı aşıyor. Kesin. Bakın bütün yani ciddi anketler, devletin yaptığı, Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı kurumların, emniyetin yaptığı anketlerde İşçi Partisi'nin barajı aşacağı veya aştığı gözüküyor. Fakat İşçi Partisi'nin meselesi Türkiye'ye bir milli hükümet kurmak. Yani meclise girmek değil. Çünkü İyi muhalefet yaparak Türkiye halkının sorunlarını çözemeyiz. Ama hükümet olarak çözebiliriz ve bizim programımız Türkiye'nin gündemine girdi. Bakın 2003 yılında İşçi Partisi'nin programı uygulanacak. Kesin. Nedir mesela? İç borçlar ertelenecek. Türkiye'nin gündeminde bu var. Çünkü IMF'nin istikrar programı bitti. Şimdi İşçi Partisi'nin programı uygulanacağına göre bunu en iyi İşçi Partisi'nin içinde bulunduğu bir hükümet uygular. İşçi Partisi barajı aşmak için değil, çünkü barajı aşıyor, ama hükümet olabilecek bir kuvveti toplayıp o kuvvetle birlikte tek başına hükümet olmak. Yani demin belirttiğim milli programda birleşebileceğimiz güçlerle tek başımıza hükümet olmak için ittifak ve birlik araştırmaları, çalışmaları yapmaktadır. Bu da diyelim önümüzdeki 1-2 gün içinde belirecek. Şunun için sordum Sayın Perinçek. Çünkü birçok partide bugün barajı aşma korkusu ciddi olarak yaşanmaya başlandı. Altında. Siz hepsi barajın altında mı diyorsunuz? Biri hariç. Biri de böyle mesela AKP'nin oyu %14,5 onu söyleyeyim. Kasıtlı olarak abartılıyor. Böyle onun yelkenini doldurmak için bir de onun yelkenini doldururken onu tehdit olarak gösterip ve CHP'yi barajın üstüne çıkarabilmek için bu tür bir... Size gelen sonuçlarda nasıl? İşçi baraj 14,5 AKP bugün, onu söyleyeyim. Yani 15 diyelim, 15. Her an o da barajın altına düşebilir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi de %10'larda duruyor. O da inebilir aşağıya doğru. Onun bakın, haricindeki diğer parti... Bakın Kemal Derviş katıldıktan sonra CHP toplam %3 oy kaybetti. %3 oy kaybetti. %1,5 şehirlerde aldı, %4,5 kırsal alanda kaybetti, %3 toplam oy kaybetti. Yapılan yorumlarda CHP'nin, Sayın Kemal Derviş'in CHP'ye katılımıyla CHP'nin oylarını %3 daha arttırdığı hayır efendim, yönünde. Araştırmalarda %3 kaybetti toplam. Basına bakmayın, medyaya bakmayın. Türkiye'de medya tayin etmeyecek, kurulacak hükümeti. Ayrıca şunu söyleyeyim, ne AKP'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümet olma şansı sıfır. Olamazlar. Neden olamazlar? O zaman kim olacak? Bak, Mehmetçiğin kanını satma politikasını, programını temsil ediyorlar. Yani bunlar gerek AKP gerek Cumhuriyet Halk Partisi Aralık ayında Türkiye'nin başında bir batıya bağımlı Mehmetçiğin kanını satma koalisyonu görmek isteyen dış merkez çevrelerinin hükümet yapmak istediği partiler bunlar. Onun için bunların hükümet olma ihtimali yok. Neden yok? Çünkü Türkiye'nin gündeminde onların programı yok. Onların programı gündemden düştü. Anladım. Gündemden düştüğü için onların hükümet olma şansı o yok. O zaman ben de bu noktada yani, hemen şunu soracağım. Mehmetçiğin kanını satacak bir
yiğit anasından doğmadı. Kimse satamaz. Sayın satamayacağı Periçek, için bunlar Türkiye'nin gündeminde yok. Sayın Periçek, o zaman 4 Kasım sabahı hükümeti kurma görevi kime verilecek? Şimdi, diğer partiler de barajın altında diyorsunuz. AKP barajı geçebilir diyorum. İşçi Partisi geçiyor. Ondan sonra tabii bakın 9-10 tane parti %7-8-6 oralarda. Bunları bir 7 kere 9 63 bir toplayın. Zaten bir parti çok büyük bir oy aldığı zaman öbürlerin tamamı bile barajın altında kalır. Sizin oy oranınız, bizim oy oranımız, bakın olarak şimdi en son Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı kurumların yaptığı, ki bunlar şaşmaz anketler, İşçi Partisi en son 15 gün evvelki ankette %5.8, %6 idi. Ama kararsızları kattığınız zaman %9-9.5 oluyor. Ya bir de şu tespit ediliyor. İşçi Partisi'ne giden oylar biraz kendisini gizliyor. Yani anketlerde görüldüğünün çok üzerinde. Onun için o zaman sizin söylemlerinizden şu anlaşılıyor. Alman İşçi Partisi, AK Parti ve CHP barajı aşıyor. O zaman 4 Kasım sabahı siz hangisiyle koalisyon kurmak işte istersiniz? Biz bu durumu aşmak, ikisiyle de kurmayız. İkisiyle de kurmamız sıfır ihtimal. Çünkü bu iki parti IMF'nin programına kendilerine bağlamış. Onlara Türkiye'de ihtiyaç yok. Zaten şu anda uygulanan program. Yemin billah ediyorlar biz bu IMF programını sürdüreceğiz diye. Ve daha tehlikesi, İkisi de Amerika'nın Orta Doğu politikalarına, Kuzey Irak, Irak'a müdahale politikalarına tamamen bağlanmış durumdalar. O nedenle o partilerin, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde bir karşılıkları yok. Olmaları mümkün değil. Yani muhalefet olarak bulunabilirler vesaire, ama hükümet olmaları, hükümet olamayacak bu partiler. Hükümet olamazlar. Bakın ne diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları 30 Ağustos'ta? Irak'ta diyor bir kukla devlet kurulmasına izin verilmeyecektir. Türkiye'nin başında kim olursa olsun bu uygulanacaktır. Bu ne demektir? Bu AKP, CHP gibi partilerin hükümet olamayacağı anlamına dolaylı olarak gelir. Çünkü onlar gelseler bile Türkiye'nin bir milli programı oluşmuş, bir milli dış politikası oluşmuş. Bunların onu değiştirme şansları yok. O nedenle de zaten oralara doğru size, tırmanamayacaklar. Size hemen ben de bunu bozacak bir çözüm. Bunu bozacak çözüm bir milli hükümet çözümüdür. Onu soracağım. Evet. Geçen hafta yanılmıyorsam bir açıklama yaptınız. Zaten ilginç açıklamalar yapıyorsunuz. Evet. Bir milli kuvvetler hükümetinden bahsettiniz. Evet. Nedir bu milli kuvvetler hükümeti ve niye böyle bir öneride bulundunuz? Evet. İşte bu Mehmetçiğin kanını satma hükümeti, bunun kurulamayacağı bir damat Ferit Paşa hükümeti nasıl Kurtuluş Savaşı'nda olamazdı ve bertaraf edildi. Böyle bir hükümetin planlanmasını ve uygulanmasını bozmak için bir milli hükümet projesi getirdik. Burada ne var? Bir milli şahsiyetler yan yana gelecek, milletin güvendiği, Ecevit de bunların içinde olacak ve bunlar çıkacaklar Türkiye halkının karşısına. Biz bu badireden, bu çözümsüzlükten Türkiye'yi şu yeni programla, hangi programla? Milli programla, milli kaynakları harekete geçiren, milli dinamikleri harekete geçiren, tekrar üretime yönelen bu faizci, dolarcı, efendim borsa vurguncusu politikaları terk ederek milli kaynakları harekete geçirerek Türkiye'yi düze çıkarırız diyecekler. Peki nasıl kurulacak Sayın Perinçek bu hükümet? Bu, işte şu anda bu görevin, sorumluluğun Sayın Ecevit'e düştüğünü açıkladık ve Ecevit'in program belirmiştir diyoruz. Bu program önemli. Yani biz programsız, Ecevit'le programsız bir birleşmeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Program demin saydığım gibi iç borçlar ertelenecek, doların yerine Türk lirası olacak, yabancı paranın giriş çıkışı kontrol altına alınacak, Türk çarşılarında yabancı süpermarket, hipermarket değil, Türk esnafı, Türk tüccarı, tekrar tarım desteklenecek, pancara kota kalkacak, tütüne kota kalkacak, Türkiye'de Türk sigarası içecek, Türk şekeri yenecek, tekrar Sümer banklarımız, Eti banklarımız harekete geçirilecek, özelleştirmeye son verilecek, bankacılık sistemimiz millileştirilecek, Merkez Bankası kale gibi oturtulacak, Türk parası korunacak, kuvvetlendirecek ve çarşıların şenlenmesi için asgari 500 milyon lira emeklisine, efendim işçisine, memuruna, bağ kurulusuna maaş verilecek ki talep artsın. Şimdi bu program uygulandığı zaman çok kısa zamanda 8-10 milyon insana iş bulunabiliyor, üretim patlaması oluyor ve bu üretim patlamasıyla tekrar Türkiye iç borçlarını da ödeyebilir, artan gelirini adil bir şekilde dağıtır ve dış politika bakımından son derece önemli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de
destekleyecek bir milli savunma sanayisiyle ve sağlam bir ekonomiyle bu, önünü açar. Sayın Perinçek, bu milli kuvvetler hükümetini birazcık açmak istiyorum. Burada sizinle beraber Sayın Ecevit ve emekli paşalardan da oluşan 13 kişilik bir isim listesi verdiniz. Verdim, evet. Evet. Peki o isim listesi Sayın Ecevit tarafından değişik belirlenebilir. Ben burada milletin gözünde o milli hükümetin canlanması için bunu verdim ve burada, bakın şunu söyleyeyim. O kadar büyük bir destek görmüştür ve benimsenmiştir ki bu. Bunun önünde duran ve buna yanlış diyen tek bir lidere, önemli insana rastlamadım. Bizzat o 13 insanın da çok önemli bir çoğunluğu bu böyle olmalıdır, bu tek çözümdür demektedir. Demokratik Sol Parti içinde de herkes bunu benimsemiştir. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Seçimlerin ertelenmesi de gündemde. Yani bu çağrıyı yaparak Milli Kuvvetler hükümetiyle daha doğrusu siz de mi seçimin ertelenmesini çok hatalı bulurum. Kaosa götürür. Seçimlerin ertelenmesi vahim bir hata olur. Kaosa doğru götürür Türkiye'yi ve büyük hükümet bunalımları çıkar. Önümüzde Amerika'nın Irak'a müdahalesi söz konusu. Bakın komutanlar açıklama yaptı. Doğu Akdeniz krize gidiyor. Yani Kıbrıs çevresinde bir kriz geliyor dediler. Kriz demek silahla çözülecek sorunlara kadar uzanabilecek bunalım demek, değil mi? Onun için böyle bir dönemde Türkiye hızla bir milli hükümet kurmalı, istikrarını sağlamalı ve çevresindeki böyle yoğunlaşan kara bulutlara karşı tedbirlerini almalı ve tekrar bir güçlü ekonomi rayına girmeli. Onun için seçimi ertelemek vahim bir hata olur. İki gün içinde bu olur. Anladım. Bakın bu milli hükümet çözümü biraz antidemokratik bir öneri olmuyor mu? Hayır, hiç antidemokratik değil. Türkiye halkının özlemi. Çünkü bunu Türkiye halkı onaylayacak. Bu seçime girdiği zaman göreceksiniz %30 civarında oy alacak. %25-30 civarında oy alacak kendisini. Halk özlüyor bunu. Halk desteği var. Onun için antidemokratik. Süremizin sonuna geldiğini işaret ediyorlar. Birkaç sorum daha var. Kısa yanıtlar almak istiyorum. Peki Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girmeye hazırlanıyor. Bir ay içerisinde operasyondan söz ediliyor. Şimdi bakın Amerika'nın planı Türkiye, şu. Amerika'nın ve Kerkük petrollerinden pay alması gündemde. Bunlar ilgiler geliyor. Bunlar oltanın ucundan takılan yemler. Türkiye politikasını belirlemiştir. Komutanlar açıklamıştır. Bölge ülkeleriyle birlikte orada Amerika'ya bir mezar hazırlandı. Arzu ediyorsa gelip içine girebilir. Amerika'nın bakın burada çok önemli. Pavlovich Yugoslav Genelkurmay Başkanı Rus kaynaklarına dayanarak bize bildirdi. Amerika'nın planı şudur. Oraya askerini yığacak Kuzey Irak'a. Kürt devletini bir müddet sonra ilan edecek ve ondan sonra hadi bakalım diyecek bölge ülkelerine. Yiğitseniz gelin bizi bozun. Bak, bu çok önemli bir şey. Çünkü o zaman Amerika'ya müdahale etmiş olacaksınız. Amerika orada bugün zaten Almanya ve Fransa'dan da gittiği şeyler geldi. Kafalarda şu var. Amerika gidecek Bağdat'ı işgal edecek Irak'ı. Hayır. Amerika tabii orayı, Bağdat'ı bombalayabilir falan. Esas olarak orada girip kuvvetleriyle Kürt devletini ilan etmek planını güdüyor. Bunun bozulması mümkün ve bozulması mecbur, bozulacak bu. Bölge ülkeleri bunu bozmak için işbirliğini yapmış. Zaten komutanlar da 30 Ağustos konuşmalarında dedi ki bölge ülkeleriyle birlikte gerekli tedbirleri aldık diye kamuoyunu açıkladı. Avrupa Birliği'nden adaylığımızı hemen geri çekeceğiz diyorsunuz. Bunu niye söylüyorsunuz ve B planınız ne? Alternatif çünkü ne? Alternatifi bütün dünya ile Avrupa ile normal ilişki, Amerika ile normal ama büyüyen ilişki. Bir güç Avrupa Birliği. Büyüyen olur mu? Tam tersine Avrupa, Amerika tıkandı, hiç büyümüyor. Büyüme hızı sıfır ve çöken uygarlıklar bunlar. Mehmet Akif'in dediği gibi medeniyet tek dişi kalmış canavar. Avrupa'nın tek dişi kaldı. Türkiye'nin çok zengin alternatifi var. Önce bölge ülkeleri, Irak, İran, Suriye, Rusya, sonra Asya alternatifi artı. Anladım. Avrupa Birliği'nden çıktığımız zaman Avrupa'ya daha çok mal satacağız. Alternatifimiz Asya ve diğer bölgeler diyorsunuz. Her yer. Sayın çok yönlü. Son olarak şundan çok kısa yanıt almanız için soruyorum. Bu size birçok belge geliyor Kerim Fok'un. Bunlar nereden geliyor Sayın Perinçek? Kerim Fok Bahçeli'ye gitti. Efendim Ecevit'e gitti. Onlar açıklayamadı. Açıklayamazlar. Çünkü Türkiye'nin bağımsızlık ve menfaatlerini savunma size irade ediyor. Geliyor? Bize tabii Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak isteyen güçler bir bakıyor. Bunu bir tek İşçi Partisi yapabiliyor. En sonunda dönüp dolaşıp o bize geliyor. Bağımsızlığını isteyen bağımsızlık güçler. Türkiye'nin bağımsızlığını savunma iradesi burada belirleyicidir. Bir iki araştırma, bilgi peşinde koşma. Araştırarak buluyoruz diyorsunuz. Bilgiyi izliyoruz ve ulaşıyoruz. Bilgisiz politika yapılmaz. Sayın Perinçek yayınımıza katıldığınız çok için sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ evet efendim Büyüteç'teki bu akşamki konuğumuz İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'ti. Büyüteç'ten ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz.
Büyüteç'ten Ankara'dan iyi akşamlar efendim. Bu akşam konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan. Sayın Kutan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim öncelikli olarak sıcak bir gelişmeyi sizlere değerlendirmenizi isteyeceğiz. Biraz önce Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Sayın Tayyip Erdoğan hakkındaki adli sicil kaydını sildi. Bu gelişmeyle birlikte de Sayın Erdoğan'ın milletvekili olma yolu açılmış oldu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere böyle bir haberden fevkalade mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü biz Saadet Partisi olarak her türlü yasakçılığa karşıyız. Ve arzu ediyoruz ki değişik görüşleri temsil eden siyasiler eşit şartlarda bu seçim yarışına girsinler. Birileri şu veya bu sebepten dolayı bu yarışın dışında tutulsun. Bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Bu itibarla Sayın Erdoğan hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından böyle bir işlemin yapılmış olmasından sadece memnuniyet duyarız. Hemen efendim, gerçi başka gelişmeleri soracaktım. Hazır bu soruyu değerlendirmişken ben Sayın Necmettin Erbakan'ın durumunu da size sormak istiyorum. Evet. Kendisi milletvekili, bağımsız aday olacağını açıklamıştı. Sayın Erbakan'la ilgili herhangi bir sorun var mı? Hayır. Yani bizim bildiğimiz, daha doğrusu hukukçu arkadaşlarımızın, bu konuda uzman olan arkadaşların beyanı, Sayın Erbakan için herhangi bir engel yoktur. Bağımsız aday olması söz konusudur. Dolayısıyla bağımsız aday olarak herhalde Yüksek Seçim Kurulu'na yakında müracaatını yapacaktır. Efendim hazır onu sormuşken hangi ilden aday olacak, bunu biliyor musunuz? Efendim hayır, henüz bu hususta bize bir bilgi intikal etmedi. Tabii bazı söylentiler var. Sayın Erbakan'ın Konya'dan olabileceği, Bayburt'tan olabileceği. Çünkü bazı az sayıda milletvekiline sahip olan illerden ısrarla talepler geliyor. Mesela çok yakından biliyorum, Bayburt'tan değişik partileri temsil eden vatandaşlar Sayın Erbakan'a gelin mutlaka bizden aday olun. Eğer aday olduğunuz takdirde biz parti farkı gözetmeksizin sizin seçilmeniz için en büyük gayreti göstereceğiz diye. Ancak şu anda bilebildiğim kadarıyla o zaman Sayın Erbakan henüz bir karar vermiş değil. O zaman efendim ağırlıklı olarak ya Bayburt ya da büyük bir ihtimalle Konya, ikisinden birisi olacak. Evet, yani benim tahminim büyük ihtimalle Konya olabilecek. Peki efendim, bu onaylanırsa Yüksek Seçim Kurulu tarafından, evet, Sayın Erbakan'ın Saadet Partisi'ne artısı ne olur efendim? Siz görüşüyorsunuz sürekli. Efendim şimdi bir defa kabul edelim ki Sayın Erbakan yani gerek tecrübesi, birikimi ve muktesebatı itibariyle örnek siyasilerden birisidir. Ve Türkiye kamuoyu üzerindeki tesiri de gene herkesçe bilinmektedir. Dolayısıyla Sayın Erbakan'ın bir yandan kendi seçim bölgesinde çalışma yaparken, bir yandan da kendi ifadeleriyle bazı büyük illerde mitinglere iştirak etme şeklinde bazı çalışmalar yapmasının Saadet Partisi'ne gayet tabii artılar sağlayacağı, müspet etkiler yapacağı muhakkak. Efendim hemen şunu sormak istiyorum. Sayın Erbakan'ın siyasi yasağı da 2003 yılının ilkbaharında kalkıyor. Evet. O zaman Saadet Partisi'nin başına tekrar geçecek mi? Bunu konuştunuz mu? Hayır. Bu istikamette bir konuşma yok. Ancak şu anda fiili durum şudur. 30 yıldan beri siyasi hayatımızda bir milli görüş hareketi var. Sayın Erbakan herkes tarafından da kabul ediliyor ki milli görüşün lideridir. Beri yandan milli görüşü temsil eden bir Saadet Partisi var. Saadet Partisi'nin de bir genel başkanı var. Demek ki milli görüşün bir tarafta lideri, öbür taraftan da Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak ben görev yapmaktayız. Sayın Erbakan'dan bu yönde
herhangi bir eylem şu ana kadar ortaya çıkmış değil. Hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum efendim size. Sayın Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı'nın bir yükseliş trendi var. Kamuoyunda bazı yorumlar yapılıyor. Ben bu yorumu da değerlendirmenizi istiyorum. İşte Sayın Erbakan'ın milletvekilliği yolu açılırsa AK Parti'nin önü kesilir. AK Parti'nin çıkış trendi durdurulabilir. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi seçime kadar aşağı yukarı 60 gün var. Siyasi çalışmalarda, daha doğrusu seçim çalışmalarında 60 gün fevkalade önemli bir süredir. Yani dolayısıyla çok evet, diyorsunuz. Şimdiden bazı tahminler yapmak genellikle yanıltıcı olabilir. Gayet tabii Sayın Erbakan'ın aktif olarak siyaset sahnesinde görünmesinin oy dağılımına belli ölçüde etki yapacağı muhakkak. Ancak bunun mertebesi ne olur? Bunu tabii şimdiden kestirmek mümkün değil. Hemen efendim bundan sonra da şunu değerlendirmenizi istiyoruz. İşte anketler yayınlanıyor gazetelerde, televizyonlarda. AK Parti şu an birinci parti görünüyor. Evet. Peki sizce merkez sağ partiler var, birçok parti var. Hatta Türkiye'de parti enflasyonu da yaşanıyor diyebiliriz bu seçimler evet. için. Özellikle 99'da başladı ve siyasi yelpaze giderek açılıyor. Siz AK Parti'nin yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sosyal hadiseleri izah ederken birkaç sebebi bağlamak yanlış olur. Hakikaten sosyal hadiselerde bakarsınız ki 10 etki vardır, 20 etki vardır. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında hakikaten AKP birinci parti olarak görülüyor. Sebeplerden biri olarak şunu ifade edebilirim. Maalesef bu milli görüşün ki temsilcisi olan Refah Partisi'nin 28 Şubat'tan sonra iktidardan mı uzaklaştırılmasından sonra gelen hükümetler o ölçüde başarısız oldular ki ve o dönemde bugüne kadar Türkiye'de görülmemiş olan o olağanüstü dönemde o kadar büyük ölçüde vurgunlar, soygunlar oldu ki milletimizin büyük bir bölümü siyasilerden adeta nefret eder duruma geldiler. Güvenlerini büyük ölçüde yani kaybettiler. Ve dolayısıyla bir tepki doğdu. Ve umumiyetle yeni yüzler arama eğilimine girdiler. Yalnız tabii bu arada yapılan bir önemli yanlışlığı ortaya koymak lazım. Mesela Sayın İsmail Cem 5 yıldır bu hükümetin en yetkili üyelerinden birisi. Eski dolayısıyla bir bütün bu başarısızlıkların ortağı olan birisi. Ama şimdi özellikle medya ve bazı çevreler yeni bir yüz olarak takdim ettiler. Sayın Erdoğan kendi ifadesiyle 16 yaşından bu yana siyasetin içerisinde onu da bir yeni yüz olarak ifade ettiler. Dolayısıyla sebeplerden birisi tepki oylarının yeni bir yöze yönelmesi şeklinde değerlendirmek mümkün. Ancak biraz evvel ifade ettiğim gibi tek sebebe bağlamak yanlış olur, yanıltıcı olur. Tepki oyları diyorsunuz. Peki evet. Hemen şunu soracağım. Efendim Saadet Partisi'nin Sayın Kutan bir baraj sıkıntısı, baraj sorunu var mı? Hayır, kesin olarak yok. Son zamanlarda... Şimdi, buyurun efendim. Bu yapılan kamuoyu yoklamalarının sıhhatine ben güvenmiyorum. Ve bu hangi ölçüde rahatlıkla hayır bir baraj endişemiz yok. Şöyle bir sebepten şu anda Saadet Partisi'nin teşkilat yapısı hiçbir partide görülmeyecek ölçüde güçlüdür. Gerek alıştığımız normal teşkilatlanmamız, ona paralel olarak kadın kollarımızın teşkilatlanması, gençlik kollarımızın teşkilatlanması, bunlar birebir vatandaşla kişi kişi, ev ev, köy köy temas halindedirler ve olacaklardır. Şimdi bu esneklikte ve bu etkinlikte bir siyasi çalışmayı Saadet Partisi'nin dışında hiçbir parti yapamaz.
Şimdi bir partinin alacağı netice umumiyette iki sebebe bağlı. Bunlardan birisi o partinin arkasında estirilmiş olan bir hava. Bir hava gelir, bir bakarsınız ki alır o partiyi birinci parti. Evet, birinci parti gibi gösterir. Ve ikinci kalıcı ve en önemlisi teşkilatın gücüdür ve teşkilatın çalışmasıdır. Şu anda özellikle medyanın Saadet Partisi'nin arkasında bir rüzgarı yok. Ve hatta işte tahmin edeceğiniz bazı medya grupları adeta Saadet Partisi'ni yok farz ediyorlar. Hiç gündeme getirmiyorlar. Ama, ama biz varız teşkilatımızla, dimdik ayaktayız evet, diyorsunuz. Ama teşkilat olarak biz hiç önemli değil. Vatandaşa zaten kurulduğumuzdan beri onlarla iç içeyiz. Ancak bu 60 günlük süre zarfında gidip onlarla Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sıkıntıları anlatacağız. Ve diyeceğiz ki ey aziz vatandaşlar, şöyle geriye dönün. 10 yıllık bir döneme bakın. Ey memur kardeşim, bu 10 yıl zarfında acaba refah içerisinde olduğun bir dönem oldu mu? Ey işçi kardeşim, ey çiftçi kardeşim, acaba bu 10 yıl zarfında oh ne güzel geçiniyorum diyebildiğin bir yıl, bir dönem oldu mu? Diyecek ki evet. 54. Erbakan hükümeti zamanında memuru, emeklisi, işçisi, çiftçisi, esnafı diyecekler ki hakikaten biz o dönemde tam müreffettir. Gidip bunları anlatacağız ve ondan sonra da diyeceğiz ki önümüzde fevkalade tehlikeli bir dönem var. Bu IMF politikalarını uygulandığınız sürece Türkiye'nin düzlüğe çıkması mümkün değil. Aynen kış günü bir dağdan yuvarlanan kar topu yuvarlandıkça büyüyor. Borçlar büyüdükçe büyüyor ve hiçbir ödeme imkanı da yok. Dolayısıyla bu önümüzdeki 2003 ve 2004 yılını çok iyi değerlendirecek bir kadroya ihtiyaç var. Bu kadro eğer derse ki ben IMF politikalarını uygulayacağım. İşte istisnasız hepsi, işte bizden ayrılan AKP'li arkadaşlar da dahil, evet biz IMF politikalarını uygulayacağız. Bir tek Saadet Partisi çıkıyor diyor ki hayır, biz iktidara geldiğimizde IMF ile olan bütün ilişkimizi keseceğiz ve milli imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Onun için bu iki yılı çok iyi değerlendirmek durumundayız. Aksi halde endişe ediyorum, 2005 yılında Türkiye moratoryum ilan etme mecburiyetinde kalacak. İflas edebilir diyorsunuz. İflas edecektir. Biz IMF politikalarını uygulamayacağız diyorsunuz. Diğer evet. Partilerden en büyük farkımız bu diyorsunuz. Peki efendim, sizin yaptırdığınız, Sayın Kutan yaptırdığınız bir anket var mı? Kaç çıkıyor Saadet Partisi? Efendim biz bundan epey bir süre evvel tabii mahdut bir bölgede yaptırdığımız etütler hep %10'un üzerinde çıktı. Şimdi bizim tabanımızın bir özelliği de var, onu da ifade edeyim. Yani tanımadıkları kamu araştırması, kamuoyu araştırması yapan şirketlere genellikle cevap vermiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, kararsızım, daha hangi partiye oy vermeyeceğim diyenlerin çok büyük bir bölümü milli görüş zihniyetine sahip olanlardır. Yönelir. Evet. Başta soracaktım ama sırasıyla evet. Devam ettim evet. Mevcut gelişmelere göre ittifak. İttifaklar Ankara'da çok fazla konuşuluyor. Sizin HADEP'le ittifak yapacağınız söylenmişti. Sanırım böyle bir şey yok şu anda. Bitti. Bitti değil. Hayır, bitti değil, hiç başlamadı. Yani milletvekilleri seviyesinde bazı görüşmeler oldu. Tabii HADEP'li bazı gene milletvekili seviyesinde bazı arkadaşlarımızla görüştüler. Böyle bir ittifak imkanı var mı? Hatırlayacaksınız, ben bu partinin genel başkanı olarak ta baştan itibaren net olarak ifade ettim. HADEP'le bir ittifak kesin olarak söz konusu değil diye. Bir de efendim Büyük Birlik Partisi ile bugün evet. Bir ittifak çalışmasının başlatıldığı yönünde haberler aldık. Efendim bu elbette gene milletvekilleri seviyesinde bir temas vardır, halinde
devam etmektedir. Olabilme olasılığı sayın. Olabilme yani şu anda kestirmek oldukça zor. Efendim arkadaşlarımız sürenin bittiğini söylüyor. Evet. Ancak ben size son bir soru da sormak istiyorum. Her partinin bir seçim sloganı oldu işte. Evet. Her şey Türkiye için, büyük Türkiye, ekmeği büyüteceğiz. Siz halkın karşısına hangi sloganla çıkacaksınız? Efendim biz üç cümleyle çıkacağız. Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya. Biz bu partilerden oldukça farklı hedeflerimiz var. Biz istiyoruz ki dünyada da adaletli bir düzen olsun ve gene samimiyetle inanıyoruz ki bizim getireceğimiz projeler, politikalar sadece Türkiye için faydalı olmayacak, dünyada da yeni bir anlayışın yerleşmesi, kökleşmesi için faydalı olacak. Dolayısıyla işte şunu söylüyoruz. Bir defa biraz evvel zikrettiğim üç tane cümle. Bu sloganla çıkacağız ortaya. Anladım. Efendim yayınımıza katıldığınız için, Büyüteç'e katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, Büyüteç'te bu akşamki konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Recai Kutan'dı. Büyüteç'te pazartesiden itibaren Ankara'daki siyasi gelişmelerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar efendim. Evet Jülide, şunu söylersek hiç de yanlış olmaz. İkinci Küskünler Hareketi bugün başarıya ulaştı diyebiliriz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu ve Adana Bağımsız Milletvekili Ali Gören'in başkanlığında çalışan milletvekilleri bugün 124 imzayı topladılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 26 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdılar. Ancak iş bununla da bitmiyor. Bu toplantı çağrısının ardından top şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Ömer İzgi'de. Ömer İzgi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü gereği 7 gün içerisinde karar vermesi gerekiyor. Yani bu dilekçe şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ulaştığı için Ömer İzgi, Meclis Başkanı Ömer İzgi yarından itibaren ayın 30'una kadar yani 30 Eylül'e kadar her an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet edebilir. Peki bugün verilen önergede neler var? 3 ayrı maddeden oluşuyor. Bunların birinci maddesi çok önemli. Birinci maddede 3 Kasım seçimlerinin iptali isteniyor. İkinci maddede halen %10 olan ülke barajının %5'e düşürülmesi. Üçüncü madde ise siyasi partiler kanununun iptali yönünde. İşte Saadet Partisi'nin öncülüğünde ve Yeni Türkiye Partisi ile Anavatan Partisi'nin de desteklediği bu hareketin başarıya ulaşması için önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırması gerekiyor. Bu sağlandıktan sonra yani 110 imzanın üzerine geçirildiği için bir de ayrıca ikinci bir bölüm var. Olağanüstü toplantıya çağrıldığı anda mecliste tam 184 milletvekilinin mutlaka olması gerekiyor ki karar toplantı yeter sayısı sağlansın. Bu da sağlandığı takdirde verilen önerge Anayasa Komisyonu'na havale edilecek ve Anayasa Komisyonu'nun da toplanabilmesi için 13 üyeden oluşan Anayasa Komisyonu'nun toplanabilmesi için 9 üyenin mutlaka komisyon toplantısına katılması gerekiyor. Daha sonra Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak olan bu önerge daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri getirilecek. Ancak her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin önce meclisi olağanüstü toplantıya çağırması, ardından da genel kurulda 184 milletvekilinin karar yeter sayısı bulunması gerekiyor ve işlem bu şekilde devam edecek. Ancak Ankara'da görünen o ki bu haftayla beraber yine seçim erteleme çabaları oldukça Ankara'nın gündemini oluşturacağı benziyor Jülide. Ankara'dan iyi akşamlar efendim. Büyüteç'te bu akşamki konuğumuz Doğru Yol Partisi Ankara 2. Bölge 1. Sıra adayı Profesör Doktor Fikret Eren. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam Türkiye 3 Kasım seçimlerine hızla yaklaşıyor. 23-24 gün bir süre kaldı. Ama bir bakıyoruz o eski seçim cıvıltıları yok. Siz sahadasınız. Milletvekili adaylarının deyimiyle sahada çalışıyorsunuz. Atmosfer nasıl? Önce onu alalım sizden. Evet. Sayın Yeşil, önce bu imkanı bana verdiğiniz için size ve TGRT yönetimine teşekkür ediyorum.
hakikaten sahalardan geliyoruz, çalışıyoruz, vatandaşla iç içeyiz. Vatandaş belirli bir heyecan içerisinde. Fakat bu dışa pek yansımıyor. Daha ziyade kendisiyle birebir görüştüğünüz zaman sorunlarını ve dertlerini söylüyor. Ama sokaklarda eskiden olduğu gibi o şenlik, o şenlik havası pek... Birazcık da ekonomik krizle bağlantılı olabilir mi? Doğrudan doğruya bağlantılı. Çünkü vatandaşın durumu, ekonomik durumu çok kötü. Vatandaş muhtaç, aç, işsiz, açsız. Büyük sorunları var, büyük dertleri var, büyük şikayetleri var. Çiftçi mahsulünü satamamış, satmışsa parasını alamamış veya çok ucuz fiyatla satmış. Tarlası hacizli, icra altında inim inim inliyor. Diğer taraftan esnafın çoğu kepengini kapatmış. Kepengi açık olanlar siftah yapamadan kepengini kapatıyor. Onlar da borçlu, bankalara borçlarını ödeyememişler. Kredi almışlar, faizler yüksek. Emekliler, dullar, yetimler, işçiler, memurlar, herkes büyük bir ekonomik sıkıntı hocam, içinde. Sizin aday olduğunuz bölge bir bakıma da Ankara'nın işte ekonomik anlamda birazcık daha seviyesinin düşük olduğu ve bir gecekondu bölgesi. Ve siz orada uzun süredir çalışıyorsunuz. Ne istiyor halk sizden? Hangi taleplerde bulunuyor? Ankara'nın ikinci bölgesi Türkiye'nin bir mozaiğidir. Çok güzel insanların gönülleri, yürekleri, beyinleri açık insanların yeri. Orada insanların biraz önce belirttiğim gibi en büyük sorunları ekonomik sorunlar. Çoğu işsiz. Mesela geçen bir aile toplantısında bir hanım 5 çocuğunu üniversitede okuttuğunu, fakat şimdi 5 çocuğunun da işsiz olduğunu söyledi. 6. çocuğunu parasızlıktan okulamadığını söyledi, yakındı. Tabii bu insanı üzüyor, yürekler acısı. Bizim ikinci bölge varoşların dışında oldukça gelişmiş bir bölge. Mesela Keçiören, Etlik, Yeni Mahalle, Altındağ, birçok semtleri fevkalade güzel ve kalkınmış yerler. Ayrıca bizim 10 tane de taşra ilçemiz var. Türkiye'nin en iyi turistik yayla ve dağ turizminin olduğu mesela Çamlıdere, Kızılcahamam gibi yerler, en iyi üzümlerinin olduğu Karacik, en iyi turşusunun olduğu Çubuk, tabii en iyi havuçunun olduğu Beypazarı, Nazlıhan'da çok güzel ilçeler var. Kaç gündür şey yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Bir milletvekili adayı bölgesine gidip ne yapıyor? 12 Eylül'den beri halkın içindeyiz, halkla beraberiz. Onlarla gidiyoruz, tanışıyoruz, sorunlarını, dertlerini soruyoruz. Onlar bize sorunlarını anlatıyor, dertlerini anlatıyor. Biz de çözüm yollarını öneriyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Doğru Yol Partisi'nin iktidara geldiği zaman yapacağı işleri anlatıyoruz. Doğru Yol Partisi bir anlamda tabii deneyimli bir parti. Türkiye'ye demokrasiyi getiren bir parti. Türkiye'de bugün taş üstüne taş konmuşsa bunu koyan parti. Türkiye'yi inşa eden parti. Çünkü Demokrat Parti'den, Adalet Partisi'nden süzülerek geliyor. Doğru Yol Partisi'nin büyük donanımlı bir kadrosu var. Hakikaten bilgili ve Türkiye'nin sorunlarını çözecek fevkalade yetenekli bir ekibi var. Bunlar hazır. Türkiye'nin 2-5 yıl içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine gelebileceği görüşündeyiz. Hocam ben de onu soracaktım. Sizi biz hukukçu kimliğinizle tanıyoruz. Neden politika, neden Doğru Yol Partisi diyecektim. Peki neden politika, Doğru Yol Partisi'ne geçiş nedeninizi biraz önce açıkladınız. Ben politikaya biraz da milletime, halkıma tuzunu ekmeğini yediğim, beni bugünlere getiren aziz milletime
borcumu ödemek, hizmet etmek için atıldım. Belirli tecrübem, birikimim, deneyimlerim oldu. Bunu halkın uğruna vermek istedim. Bu yolda da demin belirttiğim gibi en deneyimli, Türkiye'yi en iyi tanıyan, muhafazakar, milliyetçi, liberal ekonomiye inanan, demokrat kimlikli olduğu için Doğru Yol Partisi'ni seçtim. Genel başkanı da gayet yetenekli, donanımlı. Genel kadrosu da öyle. Ve bir de Doğru Yolu tutan insanlar en öz insanlarımız, en gönül ve sevgi dolu insanlarımız, özverili insanlarımız bunlara hizmet etmek için. Peki milletvekili seçilirseniz hedefinizde bir hedef koydunuz mu kendinize? Ne yapmayı hedefliyorsunuz? Halkımızın bu kalkınmasını, işsizlik ve açsızlığı, ekonomik anlamda. Evet, işsizlik ve açsızlığın ortadan kalkmasını, herkese iş, herkese aş verilmesini, ekmeğin biraz daha büyütülmesini. Zaten Doğru Yol Partisi'nin sloganı. Sloganı ve Türkiye'nin şahlanmasını, Kıvat'ın şahlanması gibi Türkiye'nin de şahlanmasını istiyoruz. Evet, hocam yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim, Büyüteç'te bu akşamki konumuz Doğru Yol Partisi Ankara 2. sıra 1. bölge 2. sıra 1. bölge adayı Profesör Doktor Fikret Eren'di. Ankara'dan hoşça kalın diyoruz. Talebini de sürdürdü. Şimdi o başarılı bir komşu ülkemiz, komşu ülkelerimizden Bulgaristan'daki eski kral 2. Simeon'un geçen yıl ya da 1,5 yıl önce Bulgaristan'da gerçekleştirdiği birlikteliğe ya da ittifaka bakıyorum. O da gayet başarıyla sürüyor. İtalya'da, Fransa'da, Bulgaristan'da başarıyla kullanılan bir kurumu biz neden Türkiye'de başarıyla kullanmayalım? Hemen ben de bu noktada şunu soracağım efendim. Son günlerde Kemal Derviş Türkiye'nin gündemine oturdu. Bugün de birçok görüşme yaptı. Başbakan Bülent Ecevit'le de tekrar bir araya geldi. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'la görüşmesi devam ediyor. Siz Kemal Derviş'in bu çabalarının başarıyla sonuçlanabileceğine inanıyor musunuz? Şimdi bunun sonuçları hemen hemen görülmeye başlandı. Aslında biz bu konudan ilk çağrıyı yapan partiyiz. Daha seçim kararı alınmadan SHP olarak solda seçim ittifakını dile getirmiştik. Daha sonra ben SHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Derviş'le ve Sayın İnönü ile görüşmüştüm Ağustos ayının başında, 2 Ağustos tarihinde. Bir çatı modeli önermiştik. Daha Yüksek Seçim Kurulu seçime katılacak partileri de ilan etmemişti. Yeni bir parti kuralım. Bu parti 3 ay yaşayacak bir parti olsun. 4 Kasım'a kadar yaşamını sürdürsün. Herkes, ittifaka katılacak tüm sol partiler adaylarını bu parti aracılığıyla göstersin. Bu partinin bir ortak programı olsun, bir başbakan adayı olsun diye. Bence son derecede doğru bir modeli çizmiştik. Bunun önemli yanlarından birisi de şuydu. Hiçbir parti genel başkanını, genel sekreterini, yöneticilerini, kimliğini, tüzel kişiliğini terk etmek, değiştirmek durumunda olmaksızın bu ittifakın içine girebilecekti. Bunun altını şunun için çiziyorum. Şimdi zaman kalmadı gibi bugünkü gazetelerde bazı partilerimizin sol... Ankara'dan iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Büyüteç'te bu akşamki konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nejat Arseven. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim her şeyden önce bir şey sormak istiyorum. Memur emeklilerine bir zam yapıldı. 100 milyon lira seyyanen bir zam. Ancak işçi emeklileri de böyle bir zam bekliyor. Yani bir memur emeklisi 1 milyar 200 milyon lira maaş alırken ortalama bir işçi emeklisi en fazla 500 milyon lira zam alıyor. Siz de bugün emeklinin gözyaşları durdurulmalı dediniz. Bu gözyaşlarının durdurulması da bu zamma bağlı. Ne yapacaksınız? Efendim teşekkür ediyorum. Ben bunu 15 gündür söylüyorum hemen hemen. Bu seyyanen zam meselesi aslında çok doğru bir tercih olmuştur. Çünkü özellikle şimdiye kadar katsayıyla yapılan zamlar biliyorsunuz üst seviyedeki memurlarımıza çok, alt seviyedeki memurlarımıza da çok az yansıyordu. Evet. Bir nebze de olsa alt seviyede çok düşük maaş alan memurlarımızın ve memur emeklerimizin maaşlarında bir düzenleme yapılmıştır.
Şimdi zaten bugün mevcut olan özellikle SSK ve Bağkur emeklileriyle emekli sandığı emekliler arasındaki bugünkü mevcut fark bu yeni zamdan sonra çok ciddi bir şekilde açılmıştır. Evet. Zaten bir fark vardı, şimdi daha da açılmıştır. Dolayısıyla bu konunun aslında bir kanun gereği olarak da bana diyorlar ki bunu nereden çıkardın? Niçin bunu ifade ediyorsun? Bakın 4447 sayılı kanunun geçici 4. maddesi. Bu gibi hallerde yani eğer sene içinde memur ve memur emeklilerinin maaşında işçi emeklilerinden fazla bir artış olursa bunun yansıtılmasını düzenlemiş. Dolayısıyla bunu yapmak aslında hükümetimizin bir ölçüde görevidir de. Ben bunu ifade ediyorum uzun zamandır. Mutlaka bu yapılmalıdır. Ayrıca ben biliyorsunuz insan haklarından sorumlu eski bakan. Evet, eski devlet bakanı. Bu aynı zamanda bir insan hakkı olarak da değerlendirilebilir. Bugün krizden çıkmakta olan ülkemizde memurumuz için bir düzenleme yaparken benim bakanlığımın çok yakından ilgili olduğu özellikle SSK ve Bağkur emeklileriyle ilgili bu düzenlemeyi yapmamak aslında birinci derecede bir insan hakları sıkıntısını da ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bunun takipçisiyim. Ben bunu ifade ettiğim günden bu yana hemen hemen iki haftayı aşkın bir süredir henüz daha Bakanlar Kurulu gerçekleşmedi. Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu gündeme getirecek misiniz? Evet efendim, bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Hatta Hazine'den sorumlu Sayın Bakanımızla da bu konuyu konuştuk. Maliye Bakanımızla da değerlendiriyoruz. Ortada bir popülist yaklaşımdan, bir kaynak meselesinden falan bahsediliyor. Bunun popülizmle veya seçim dönemiyle falan uzaktan yakından alakası yok. Biraz önce söylediğim gibi bu birinci derecede kanundan doğan ve yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken bir lazımedir. İkincisi de ona bir insan hakları meselesi olarak bakabiliriz. Yani Sayın Bakanım, memurlara 100 milyon lira seyyanen zam yapılıyor ve bu popülizm olmuyorsa, işçi ve Bağkur emeklilerine de bu oranda bir zammın yapılması sanırız ki popülizm olmaz. Tabii bir IMF'le anlaşma sürecinden geçtiğimiz, dolayısıyla bugün bazı harcamaları yapmak konusunda sıkıntıda olduğumuz ifade ediliyor. Bu doğrudur. Ben bir hükümetin üyesi olarak bunun zaten farkındayım. Ancak bu ve bunun gibi birçok konuda kaynak yaratmak ihtiyacında olan ve yaratan hükümetimiz bugün çok acil bir şekilde çok sıkıntı içindeki memur emeklimize de işçi ve Bağkur emeklimize de mutlaka bu sıkıntısını giderecek bir kaynağı bulmak zorundadır. Bunu hükümete götüreceğim. Eğer Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Başbakanımız ve partisi Demokratik Sol Parti ve bakanları eğer bu konuya sahip çıkarlarsa mutlaka bu konuda yeni bir düzenleme yapmamız sonucu ortaya çıkar. Bütçeye getireceği yük ne kadar? Onu da hesaplamalısınız. Tabii yani. Bunların hepsi hesap ediliyor. Maliye Bakanımız ve Hazine ile beraber bu konudaki çalışmaları bundan sonra da zannediyorum yürüteceğiz. Şu anda tabii bu zammın hangi tarihten başlayacağı, hangi tarihten geçerli olacağı falan belli olmadığı için şu konuda şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama tabii ki ciddi bir yük getirecektir. Hı hı. Ama zannediyorum ki insanını mutlu etmek birinci görevi olan bu hükümetin bu konuda gereğini yapacağını tahmin ediyorum. Bu konuda son bir soru daha sormak istiyorum. Kapatalım isterseniz bu konuyu. Peki bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun çıkartılması gerekmiyor mu? Bakanlar Kurulu'nun kararıyla hallolabilir mi? Çünkü meclis tatilde. Biraz önce ifade etmiş olduğum gibi bir Bakanlar Kurulu kararıyla bu bahsettiğim kanunun geçici maddesine göre bu düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'nun yapması mümkün. Şunu çok açık söylüyorum. Eğer bu benim bakanlığımı ve benim tek imzamla olacak yapılacak bir düzenleme olsaydı ben bu konuda çoktan işin gereğini yapardım. Yani koalisyon liderleri evet derse bu iş yeter diyorsunuz. Tabii. Ve bunu da ilk Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceksiniz. İnşallah diyoruz işçi emeklilerine de buradan. İnşallah. Diğer bir konu SSK hastanelerindeki durum. Sayın Bakan, Sayın Okuyan bu yılın sonuna kadar SSK hastanelerindeki kuyrukların sona erdirileceğini net bir şekilde söylemişti. Hatta erdiremezsem istifa ederim demişti. Şimdi de henüz yılın sonuna gelemedik ama bakanlık görevini siz Sayın Okuyan'dan devraldınız. Bitecek mi? Sağlık Bakanlığı'yla da bu konuda bir anlaşma vardı. Efendim tabii Sağlık Bakanlığı'yla olan anlaşma farklı. O yürüyor. O çok doğru bir tercih olmuş. Bu anlaşma benim dönemimde yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığımızla SSK hastanelerinden veya dispanserlerinden yararlanmayan vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığından anlaşma yaptığımız hastanelerde yararlanması imkanını getirdik. Bu yürüyor. Uygulamada bazı sıkıntılar var. Ancak bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil. Bu konuda vatandaşlarımızın da çok ciddi memnuniyetini alıyorum. Onun için bu konuda bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Ama diğer konu yani bu hastane kuyrukları meselesine geliyor. Evet, o hala devam ediyor. Tabii efendim bakın şunu söyleyeyim. Devlet ve devleti idare edenler bir takım iyi niyetli kararları alabilirler. İşte bu hastanedeki kuyrukların önlenmesi için başlatılan telefonla randevu sistemi de
geçmiş Sayın Bakan döneminde yapılan yeni bir düzenlemedir. Ancak tespitim şudur ki, gerek hastane kapılarında bekleyen insanlarımızdan, gerek vatandaşlarımızdan, Türkiye'nin her bir yanında, hatta hastanelerde bu uygulamaya muhatap olan bizzat hastanenin yöneticisi ve doktorlardan almış olduğum bütün duyumlar, bugün bu sistemin, aslında iyi niyetle getirilmiş olan bu sistemin çalışamaz durumda olduğu ve normal durumu dahi telefonlar kilitleniyormuş sanırım. Evet, telefonlar kilitleniyor. Hatta bazı iddia ve isnatlara göre bunların, bu randevuların bazı kimseler tarafından alındığı, farklı maksatlarla kullanıldığı, işte şuraya, buraya, yerler satılıyor. Yönlenirseniz yahut ilacınızı şuradan alırsanız, şöyle böyle yaparsanız bu sırayı size veririz gibi bir takım çok yanlış uygulamalara sebebiyet oldu, verdiği ortada. Ha, çok yanlış mı? Zannetmiyorum ama uygulamada büyük sıkıntılar ortaya çıktığı görünüyor. Bu konuda bakanlığa ilk başladığım günden bu yana değerli arkadaşlarıma, bürokratlarımıza talimat verdik. Yeni çalışmaları yapıyorlar. Bu çalışmalar aynı zamanda bu telefonla randevu sisteminin uygulandığı SSK hastanelerinin yetkilileriyle de beraber yürütüyorlar. Çünkü uygulama bizatihi oralarda oluyor. İnşallah en kısa anladığım zamanda, kadarıyla Sayın Bakanım, telefonla randevu sistemini bir miktar da olsa revize edeceksiniz. Başka bir sistem, bu sistem ne olacak? Efendim, bakıyoruz yani bu sistemi acaba bu biraz önce de ifade etmiş olduğum sıkıntılar başta olmak üzere nasıl acaba daha doğru çalışır hale getirebiliriz? Ha bakın şunu söyleyeyim. Eğer bu sistemin rehabilite edilir halini görmezsem kaldıracaksınız. Yani vatandaşlarımızın bu sıkıntısını çalışan arkadaşlarımızdan, bürokratlarımızdan ve hastanelerle, bu uygulamanın olduğu hastanelerden aldığım bilgiler doğrultusunda rehabilite edilir göremezsek, o zaman belki bunun çok dışında farklı bir uygulama getirebiliriz. Bu çalışmaları da yaptırıyoruz ama şu anda tabii sonuca varmamış olduğu için bu konuda vatandaşlara bir şey söylememiz mümkün değil. Ama bizim birinci derecedeki görevimiz, Türkiye çapında bu kadar geniş manada sağlık hizmeti veren Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bize müracaat eden çok sayıdaki nüfusumuzun neredeyse üçte birini ilgilendiren SSK'nın bu sağlık hizmeti alımında bu ve bunun gibi problemleri ortadan kaldırmak mecburiyetimiz var. Sayın Bakanım, çok açık sormak istiyorum. Biliyorsunuz problemler yıllardan beri bu SSK hastanelerinde hiç bitmedi. Yani birisi gelip bıçak gibi şak diye artık buna bir meşteri vurması gerekmiyor mu? Ne yapması gerekiyor? Çözüm yolu ne? Var efendim. Tabii dünyanın uygulamış olduğu çok modern ve yeni sistemler var. Aslında zannediyorum ki sağlık hizmetinin sunumunun tek elden yapılması bunun en doğru çözümüdür. Yani ülkeyi yönetenlerin sırf güç elimde kalsın diye bazı şeyleri elinde tutarak hizmetin verilmesinin önünü açıp kapamasını çok doğru bir yaklaşım olarak bulmuyorum. Eğer bakanlık görevine daha önce başlamış olsaydım ve önümde hiç olmazsa bu işlere düzen verecek bir süre olmuş olsaydı, zannediyorum bu konuyu Sağlık Bakanımızdaki özel sohbetlerimizde bunu değerlendiriyoruz. Oturup bu konuda hizmet veren en büyük kuruluşlar olarak Sağlık Bakanlığı ve SSK'nın müşterek bir çözümüyle ancak zaten buna bir çözüm bulunabilir. Bu konuda bir şeyler yapmak imkanına sahip olabilirdik. İnşallah önümüzdeki dönem Anavatan Partisi olarak tekrar iktidar olursak bu konuda seçim beyannamemizde de bulunan bir takım düzenlemeleri yapmak ihtiyacına kavuşacağız. Şunun için soruyorum Sayın Bakanım. Binlerce SSK hastası var. Mesela ben 14 senedir prim ödüyorum ama ne SSK'dan bir ilaç aldım ne de SSK hastanesinde muayene oldum. Böyle bir sürü insan var. O kuyruklardan korkuyorlar. İnsanlar hastaneye gitmekten korkuyorlar. Gittiğiniz zaman size bir yıl sonra sıra geliyor. Bunun için sordum. Bir de yani bu emekli sandığı SSK ve üniversite hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tek şemsiye altında toplanması sanırız çözüm. Öyle değil mi? Biraz önce söylediğim zaten sizin ifade etmiş olduğunuz doğrudur. Dünya bu işi nasıl çözmüşse bizim de bu gerçeği görüp o şekilde hadiseye yaklaşmak zorunluluğumuz var. Yani aynı telefonla randevu sisteminde olduğu gibi bir yanlışı ila nahiye sürdürerek doğruyu bulamazsınız. Önemli olan yanlışı görüp ona neşteri vurup bu meseleyi kökünden halletmektir. Ancak maalesef bakın çok açık söylüyorum, bir kastım mahsur falan da söylemiyorum. Şimdi her iki sayın bakan bu görevi çok uzun süreler yürüttüler. Bu sıkıntılar çok açık bir şekilde ortadaydı. Dolayısıyla bunların çözümlerinin ne olduğu konusunda eğer o dönemde kendi aralarında bir uzlaşmaya varmış olabilselerdi belki bugün mesele çoktan halledilmiş olabilirdi. Ancak tekrar söylüyorum, Sağlık Bakanımızla da görüşüyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah Anavatan Partisi olarak tekrar iktidar olacağımız ve özellikle bu çalışma hayatındaki sağlık sorunlarının giderilmesiyle ilgili nihai kararlar alacağımız bir dönem olacaktır. Bu konuda çok kararlı ve
kesin bir şekilde bu işi çözmek kararındayız. Evet, hazır önümüzdeki dönemi konuşmuşken birazcık da politikaya girelim. Yoğunluk, devletin işleri devam ediyor. Sahaya inebiliyor musunuz? Ankara'dan birinci bölge adayısınız. Efendim tabii yani bir siyasetçi olarak, bakan olarak seçimde gelmiş olduğuna göre tabii ki sahada her zaman olduğumuz gibi vatandaşlarımızla yine iç içe seçim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ve bu seçim çalışmalarım sırasında da görüyorum ki aslında hiçbir zaman ilişkimi kesmediğim seçim bölgendeki değerli vatandaşlarımızla Anavatan Partisi her